Değerli arkadaşlar günaydın. Günaydın hocam. Değerli arkadaşlar günaydın. Şimdi arkadaşlar bugün Yıldız'dayız. Bir yeterlik sınavı var, doktor yeterlik sınavı. Bu nedenle profesör şey doktor öğretim üyesi Mehmet Emin Aktan hocamız yanımızda. Doktor Mehmet Emin Aktan hocamız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Enstitüsü'nde akademisyen olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da Bartın Üniversitesi Mekatronik Mühendisi öğretim üyesi. Kendisi benim mezun olan doktor öğrencilerimden aynı zamanda. Kendisiyle beraber Diagnobot isimli hem teşhis hem de tedavi gerçekleştirebilen bir rehabilitasyon robotunu beraber tasarlamıştık, kontrol algoritmalarını geliştirmiştik. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız artık biyomekatronikle alakalı temel konularımızı tamamladığımızı ve artık uygulama örneklerini geçeceğimizden bahsetmiştik. Bugün geçtiğimiz hafta fizyoterapottan bahsettik. Bu hafta da Mehmet Emin Aktan hocamız size özellikle Diagnobot'tan ve rehabilitasyon robotlarında en sık kullanılan kontrol metotlarından biri olan empedans kontrol üzerine detaylı bilgileri aktaracak. Bu minvalde ayrıca yapay zeka tabanlı özgün algoritmaların, kontrol algoritmalarının nasıl geliştirileceğini, konvansiyonel kontrol teknikleriyle beraber yapay zeka tekniklerinin en efektif bir biçimde nasıl kontrol edileceğini, istatistiksel metotların özellikle mühendislik problemlerinde sonucu ve elde edilen değerleri ortaya koyma açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair detaylı bilgiler verecek ve bu minvalde bir tane de makalenin bizim tarafından yayınlanmış olan makalenin incelenmesini beraber gerçekleştireceksiniz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Şey paylaşayım. Emin hocam 50 dakika sonra bir ara verirsiniz. 10 tamam. Dakika. Bir 50 dakika daha. Bir 10 dakika. Tamam. Ve son toparlamaları yaparsınız hep beraber. Tamam. Teşekkürler. Sunum görünüyor sanırım arkadaşlar. Görünüyor hocam. Tamam. Hocam bahsetti. Yaklaşık 2013 yılından beri Erhan hocamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben aslında mekatronik mühendisliği, lisans, yüksek lisans ve doktorumu mekatronik mühendisliğinde tamamladım. Artı olarak bir de biyomedikal mühendisliğinde lisans mezuniyetim var. Genel olarak biyomekatronik alanında çalışmalar yapıyoruz. Robotik sistemler, kontrol sistemleri, işte yapay zekanın kontrol içerisine uygulanması gibi uygulamalar geliştiriyoruz. Bugünkü derste de genel olarak empedans kontrolü nedir? Çok matematiğine girmeden, çünkü kontrol dersi olmadığı için empedans kontrolü nedir? Ne amaçla kullanılır? Neyi değiştirirsek ne elde ederiz? Ve biz bunu fizyoterapi alanında nasıl uygularız? Bunlardan bahsedeceğim. Sanırım bir önceki derste fizyoterapi ile ilgili biraz hocamız bilgi vermiş. Egzersiz tiplerinden vesaire bahsetmiş. Bugün de o egzersiz tiplerini nasıl modelliyoruz ondan da bahsedeceğiz. Onlarca empedans kontrolü uygularken, empedans kontrolü tabanlı bir yapı geliştirirken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kullanacağımız donanımlarda ne önemli? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ve birlikte geliştirdiğimiz, hocamızla birlikte geliştirdiğimiz robotik sistemin, yapay zeka tabanlı kontrolcüye sahip bir robotik sistemin detaylarını göreceğiz. Şimdi ilk olarak empedans kontrolü ne olduğuna bir bakalım. Bilen var mı hiç? Bununla ilgili bir fikri olan var mı? Empedans kontrolü daha önce duyan, kullanan. Aslında empedans dediğimiz kavram elektriklere karşımıza çıkıyor. Neydi elektrikteki empedansın karşılığı? Bir sisteme, bir elektrik devresine ben bir akım girişi verdiğimde aldığım gerilim çıkışı aslında empedans ve bunun değişimi.
Mekanikte ise bir hareket girişine karşılık sistemden elde ettiğim kuvvet çıkışı empedans. Yani ben bir mekanik yapıyı hareket ettirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Bir konum değişimi yaratıyorum onda. İşte ne yapıyor? Hız. Konum değişimi dediğim hız. Bir hız. Hızlanma uyguluyorum buna. Bana karşılık bir kuvvet uyguluyorum. Neye göre değişir bu kuvvet? Bir, eğer hız değişimi de varsa, bir ivmelenme varsa bir nedir? Kütle etkisi kütle etkisine bağlı olarak bir kuvvet hissederim. Onun haricinde başka nedir? Bir hıza karşı bir kuvvet uygulanıyorsa sönüm etkisiyle bir kuvvet hissederim. Konuma bağlı olarak da yay etkisini eğer varsa yay etkisine bağlı bir kuvvet hissederim. Bunu zaten kontrol dersi almışsınız, onu biliyorsunuzdur. Kütle sönüm yay etkisi. Kütle sönüm yay etkisiyle ben bir sistemi modelleyebiliyordum. İşte empedansta da ben bir yapıya, bir robotik sisteme, bir mekanik sisteme veya bir cisme hareket uyguladığımda bana hissettirdiği, bana verdiği kuvvet tepkisi empedans. Bir de admittans var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Admittans da bunun tam tersi. Kuvvet etkisine karşılık gördüğüm hareket. Bu niye yine aynı parametrelere bağlı? Kütlesine, büyük kütleli bir cismi ben daha hareket ettirebilmek için daha fazla kuvvet uygulamam gerekir. Veya damper etkisine, sönüm etkisine, daha yüksek damper sönüme sahip bir sistemi hareket ettirmek için daha fazla kuvvet uygulamam gerekir. Veya yay etkisine, daha sert yay dediğimiz, daha yüksek yay katsayısına sahip bir yapıysa daha fazla kuvvetiyle hareket konum değişimini oluşturmam gerekir. Empedansta harekete karşılık bir kuvvet tepkisi görüyorum. Admittansta kuvvete karşılık, uyguladığım kuvvete karşılık bir hareket tepkisi, hareket değişimi gözlemliyorum. Bizim burada bugün konuşacağımız konuda empedansı göreceğiz. Empedans üzerinden modellemelerimizi gerçekleştireceğiz. Ama aynı yapılar admittans ile de oluşturulabilir. Literatürde var yine rehabilitasyon robotiğinde vesaire egzersizler admittansla da modellenebiliyor. Empedans ilk olarak Hogan tarafından ortaya atılıyor. 1900'lü yıllarda bu ekranda görülen makalesiyle bu empedans kontrol yapısını, empedans kontrol fikrini ortaya atıp modellemeleri, matematiksel modellemelerini yapıp sunuyor ve o günden bugüne çok sayıda atı falan girip bakabilirsiniz. Çok kullanılan bir kontrol yöntemi. Nerede kullanıyoruz empedans kontrolü biz? Tahmin edebileceğiniz gibi insan-robot etkileşimlerinde, insan-makine etkileşimlerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Örneğin bir robotik sistem geliştiriyoruz. Sadece fiziksel olarak düşünmemize gerek yok. Diyelim yerdeki bir domatesi alıp bir yere koyacak veya ağaçtaki bir meyveyi, çileği alıp kutuya yerleştirecek veya bir yumurtayı alıp bir yere koyacak. Ne yapması gerekiyor? Ben bir alüminyum kütleyi alırken çok hassas bir kuvvet kontrol yapmama, hassas bir etkileşim oluşturmama gerek yok. Onu hani işte 1 kilogramla sıktım veya 500 gramlık bir kuvvet, 50 Newton'luk bir kuvvetle sıktım, 100 Newton'luk kuvvetle sıktım çok bir şey fark etmez. Ama bir çileği tutarken çok daha hassas bir şekilde etkileşim oluşturmam lazım ki çileğe zarar vermeyeyim. O yüzden burada robotun uç işlevcisinin çevresiyle olan temasında az önce bahsettiğim bu konum, hareket, kuvvet etkileşimini çok iyi bir şekilde oluşturmam lazım. Cismi düşürmeyecek ve ona zarar vermeyecek noktada bir tutuş gerçekleştirmem gerekir. İşte bu noktada empedans kontrol içimize yarıyor. Onun haricinde rehabilitasyon robotiğinde tabii ki geçen hafta gördüğünüz o egzersiz tiplerini, işte pasif egzersizi, germe egzersizini, dirençli egzersizleri vesaire modellerken de buradaki empedans kontrolün yeteneklerinden faydalanıyoruz. Şimdi empedans kontrolde ben ne istiyorum? Amacım ne? Şimdi bir sistemi düşünün empedans kontrol olarak değil de bir robotik sistem var karşınızda, dokunuyorsunuz. Bir temas ediyorsunuz uç işlevci kısmına ve bir hareket istiyorsunuz.
Robot benim parmağımı tutsun, geri doğru itsin. X konumundan XR konumuna itsin. Şimdi empedans olmadığını düşünün. Veya ben bir şey iteyim. Robot olması şart değil. Bir cismi iteyim mesela. Tutayım. X'ten XR'ye götürmeye çalışayım. Şimdi burada ben ne hissederim? Robotun kendi dinamiğine bağlı olarak veya mekanizmanın veya cismin kendi sahip olduğu dinamiklere bağlı olarak bir direnç hissederim. Bir karşı kuvvet oluşturur bende. İşte cisim sürtünme katsayısı yüksek bir yerde duruyordur. İşte sürtünme önemli toprak zemininde duruyordur. Bunu iterken farklı his oluşur bende. Veya bir buzun üstünde duruyordur aynı cisim. Değil mi? İtmeye çalıştığımda çok daha kolay, daha küçük kuvvet hissederim. Veya cisim çok ağırdır. Kütlesine bağlı olarak bir değişken kuvvet hissederim. Veya bir yay çekiyorumdur. Yayın katsayısına göre bir kuvvet etkisi hissederim. Ama bu sadece cismin veya sistemin kendi sahip olduğu özellikler. Ben bunları değiştiremem. Örneğin bir cisim kütlesi bellidir. 50 kilogramlık bir cism ise ben bunu ya cismi olduğu formattan ayırıp başka bir cism haline getiririm. Daha düşük kütleye sahip olur. Ya da olduğu gibi kalır. Aynı etkiyi hissederim. Veya alırım başka bir zemine koyarım ama o anki senaryo için hissedeceğim durum aynıdır. Mehmet Hocam çok pardon. Siz şu an 4. slide'dasınız değil mi? Evet. Bizde şu an 1. slide'da gözüküyor hocam. Öyle mi? Evet. Şu an en baştaki slide'da gözüküyor. Allah Allah. Bende değişiyordu. Sadece bende mi? Diğer arkadaşlar da söyler. Sadece bende yani şu an şey gözüküyordu hocam. Tekrar paylaşayım. Bende de ilk slide'da hocam. Tamam tekrar paylaşalım. Evet, bende de hocam. Şu an? Şu an 4. slide'dasınız hocam. Değişiyor değil mi şu an? Evet şu an değişiyor hocam. Tamam. Çok şey göstermedim zaten. Burada elektriksel enferans, mekanik enferansından bahsettim. Bir de bu makalenin ilk giriş kısmını göstermiştim. Tamamdır hocam. Devamında işte uygulama örneklerinden bahsettik. Bir şeyi tutan robotik sistem veya rehabilitasyon veya çok daha farklı uygulamalarda tabii enferans düşünebiliriz. Etkileşim burada önemli. Yani hassas bir etkileşim istiyorsak örneğin başka bir örnek vereyim. Bu araç kaportaları örneğin ön kaputu düşünün. İki parçadır o. Bir üst kısım bir de altındaki karkas kısmı. O mesela robotik sistemleriyle üst üste konur. Kenarları robotik sistem ile robot kolu bildiğiniz meşhur KUKA, ABB tipi endüstriyel robot kollarla gelir. Elinde böyle bir uçuş devresinde yuvarlak tokmak gibi bir parça vardır. Alır kenardan böyle kıvırıp üstüne doğru sürterek basınç uygulayarak üzerini kapatır. Sonra kaynak robotu gelir onu kaynaklar ve biter. Orada mesela bastırırken orada etkileşim gösterirken kaput ile robot uçuş devresi arasında çok fazla bastırırsa ne yapar? Yamultur. Yerinden fazla kuvvet uyguladığı için yamuk yani istenen formatta bir kıvırma gerçekleştirilemez. Burada tabii çok hassas değil. Orada mesela işte 100 Newton uyguladı, 120 Newton uyguladı çok bir şey fark etmez aslında. Ama çok hassas istiyorsam ben yine bu işi veya daha hassas bir şey kıvırıyorsam, daha kırılgan bir yapıyla uğraşıyorsam yine burada empedansı kullanabiliriz. İşte bu hassaslığı nasıl ayarladığımızı şimdi anlatayım. Anlatıyordum burada da. Ne demiştik burada? Bir yapı kendi dinamiğinden dolayı sahip olduğu kütle, sönüm ve yay özellikleri var. Bunları biz nasıl hesaplıyoruz? Çeşitli yöntemler var, matematiksel hesaplamalar var. Veya deneysel yöntemleri de hesaplayabilirim, bulabilirim. Bunun üzerine ben kendi sahip olduğu özellikleri yetmiyor bana. Çünkü daha farklı bir etkileşim istiyorum ben orada. Empedans kontrolü uyguluyorum diye. Diyorum ki tamam bu cisim 50 kilogramlık bir cisim ama ben bunu hareket ettirirken 3 kilogram hissetmek istiyorum. Geri kalan kısım nereden tamamlanacak? Bir aktüatör ile ben o 47 kilogramlık kısmı elimine edip tam olarak böyle değil de anlayın diye söylüyorum. Elimine edip o kısmın gerektirdiği enerjiyi oradan karşılayıp geri kalan 3 kilogramlık kısmın gerektirdiği enerjiyi kendim uygulayıp ortaya çıkartıyorum. Veya işte sönüm için, yay için aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada işte sistemin dinamini hesaplayıp üzerine bu empedans kontrol denklemleri ile kütle, sönüm ve yay katsayıları ile oynayarak
değiştirerek ben bu etkiyi hissediyorum. Hareketi görüyorsunuz burada. X'ten X'ye bir hareket var. Bu hareket esnasında işte konum değişimi, hız değişimi, ivme vesaire yine ayarlayabiliyorum. Konum bazlı impedans kontrolü de yani bir noktadan bir noktaya gitsin tamam. Ama giderken şu kadar hızla gitsin. Yani şu kadarlık bir ivmeyle gitsin. İvme sıfır olsun, işte sabit hızla gitsin gibi ayarlamaları da yapabiliyorum. Bu ne işime yarayacak? Yine egzersiz modellemelerinde göreceğiz. Veya buraya giderken işte direnç şu olsun ki karşı kuvvete bir karşı kuvvet etkiyince dursun mu durmasın mı mesela? Bu da önemli. Egzersiz yaptırıyorum örneğin. Hastanın kolunu şu şekilde hareket ettiriyor benim robotik manipülatörüm. Ama hastada bir direnç oluştu. Beklenmeyen bir direnç. Ne yapsın? Sistem zorlasın mı bunu? İlla ki o noktaya götürsün mü? 90 dereceye kadar hiçbir şekilde o dirençleri göze almadan yüksek kuvvetle götürsün mü? Veya benim belirleyeceğim bir direnç ile karşılaştığında sistem dursun mu? Veya yavaşlasın mı? Bunu da bu yine impedans kontrolüyle ayarlayabileceğiz. Konum bazlı impedans kontrolüyle. İki tip impedans kontrolü var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi az önce söylediğim bu robotun kendi sahip olduğu dinamikler burada denklemde çok genel olarak görünüyor. Nedir tek serbestlik dereceli bir robot manipülatör denklemi? Robotik dersini almış olanlar bilecektir veya dinamik dersinde de görmüşsünüzdür. Bir torque girişi uygularım ve burada kütleye C ile ifade edilen Coriolis ve santrifüj etkilerini ve G ile ifade edilen yer çekimi etkisini ve F ile ifade edilen sürtünme, viskoz ve klomp sürtünme etkilerine bağlı olarak robotun bir hareket gerçekleştirir. Q açısal konum, Q dot açısal hız, Q double dot ise açısal ivme etkisi gözlemlenir. Torque girişine karşılık bu M, C, G ve F parametrelerine bağlı olarak bir Q, Q dot, Q double dot görürüm ben çıkışta. Ama burada görece bu denklemde ne eksik? Emperans kontrolü açısından bakarsak herhangi bir müdahale yapamıyorum. Sistemin kendi kütlesi, sistemin kendi santrifüj ve Coriolis özellikleri, katsayıları, işte yer çekiminin belli bir etkisi sabit ve F sürtünme etkisi yine sistemin kendi sahip olduğu klomp veya viskoz sürtünme etkisi. Ama ben şunu istiyorum. Ben bunun yanında buna ek olarak bu sistemin üzerinde MD, BD ve KD dediğim desired, kütle desired, sönüm ve desired yay etkisini değiştirebileyim. D olmasının sebebi o. Desired. Yani istediğim gibi değiştirebilirim anlamında. Bunun yanında XD istediğim konuma götürebilirim. İstediğim konuma giderken istediğim hızda götürebilirim. İstediğim ivmeyle götürebilirim. Bu konum bazlı impedans kontrolü denklemi yukarıda gördüğüm. Bunun elde edilmesi için çeşitli matematiksel işlemler var. İlk gösterdiğim, bir önceki gösterdiğim denklemden bu istediklerimi nasıl ekleyebilirim noktasında. Çeşitli matematiksel denklemler var. O bahsettiğim makaleyi incelerseniz orada bunu detaylı olarak açıklıyorum. Çok karmaşık değil. İşte doğrusal ivmeden açısal ivmeye geçiş, Jacobian matrisleriyle, Jacobian vektörleriyle vesaire geçiş. Sonra işte denklemleri birbirinin yerine koyma vesaire derken en sonunda örneğin konum bazlı için o genel tork denkleminden bu konum bazlı impedans kontrol denklemine geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada yine bu sistemin sahip olduğu kütle olan M var. Bunu tabii ki biliyor olmam gerekiyor. M var. İşte sistemin sahip olduğu santrifüj ve Coriolis, pardon bu yer çekimi, santrifüj ve Coriolis özellikleri var. Yer çekimi var. Sürtünme etkisi var. Bunun yanında ne var? MD var. İstediğim kütle. BD var. İstediğim sönüm. KD var. İstediğim yay etkisi. Dışarıdan uygulanan bir kuvvet var. External kuvvet. Yine external kuvvet. Burada Jacobian ile çevirmişiz. Bunun yanında istediğim konum var. İstediğim hız var ve istediğim ivme var. İşte bunları ayarlayarak ben sistemin hareket ve kuvvet ilişkisini ayarlayabiliyorum. Örneğin bazı uygulamada yay etkisi olmasını isteyebilirim. Yay etkisi gözlemlemek istemiyorum. Hemen bunu sıfır yaparım. Yay etkisi gözlemlemem veya sönümü sıfır yapamam tabii ki. Sistem kararsızlığa gidebilir.
Ama çok düşük gösteririm. Çok küçük bir değer girerim. Onu biraz deneme yanılmayla görürsünüz. Sistem kararsızlığa girmeyeceği kadar küçültebilirsiniz bunu. Küçülttünüz. Sürtünmeyi, yani sönümü çok az hissedersiniz. Yani hızlanmaya karşı bir direnç hissetmezsiniz. Veya MD'yi çok küçük yaparsanız yine sıfır yapamazsınız. Sıfır kütleli bir şey olmayacağı için sistem yine kararsızlığa gidecektir. MD'yi mümkün olduğunca düşürürsünüz. Kararsızlığa girmeyecek şekilde. Kütle yokmuş gibi hissedersiniz. Yani boşta döndürüyormuşsunuz gibi. Tabii bunlar veya işte dediğim gibi bir konuma gitmek isterseniz, bu konuma giderken ne kadar zorlanacak, ne kadarlık bir kuvvet ile gitmek istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Gibi ayarlamaları yaparak ihtiyacınız olan, problemi çözmek için ihtiyacınız olan modeli geliştirirsiniz. Referans kontrolü. Bir de kuvvet bazlı impedans kontrolü var. O da bir önceki saat tekrar geleyim. Şimdi kuvvet bazlı dikkat ederseniz harekete ilişkin bir katsayı yok. Yani XD, X.D veya X.D yok. Çünkü burada benim için önemli olan konum değil. Şunlar var fakat bu sistemin kendi ortaya çıkan hareketleri. XD'ler yok. Desired'lar yok. Bunun yanında ekstra olarak FD var. Şimdi burada FD yok. Yani ben karşı kuvvet, direkt olarak kuvvet uygulamaz şeyi yok. Sadece konuma gidiyorum ve konuma giderken nasıl bir etkiyle gitmem gerekiyor. Kuvvet bazlı değilse FD katsayısı var. Bu da şu, sistem çalışırken bana ekstra olarak, tepki olarak istediğim yönde bu eksiği artı yaparsam tam tersi yönde kuvvet uygular. Sistemin kuvvet uygulamasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Yani sistem bana ekstra bir kuvvet uygulasın mı hareket ederken? Bunu nerede kullanacağım? Yine fizik tedavi açısından bakarsak bu izotonik egzersizler vardı. Orada görmüşsünüzdür geçen hafta. Hasta egzersiz yaparken hastaya bir karşı kuvvet uyguluyor. Örneğin dumbbell kaldırmak gibi. Dumbbell kaldırırken ne yapıyor? Yer çekim etkisiyle sizin elinizi aşağı doğru itmeye çalışıyor. Yani elinizi boşta bırakırsanız, hiçbir kuvvet uygulamazsanız o dumbbell sizi geriye doğru götürür. Burada aynı şekilde bu FT kuvveti o etkiyi oluşturuyor. Yani FT kuvveti hareketin tersi yönünde siz hiçbir şey, kuvvet uygulamadığınızda sizin elinizi aşağı doğru veya işte ne yönse oraya doğru götürüyor. Bu etkiyi oluşturmak için buradaki FT'yi kullanıyorum. Yani burada ekstradan bana ters yönde bir kuvvet uyguluyor. KD yok burada. Niye? Çünkü KD konuma bağlı bir etki gösteriyordu bana. Burada konuma bağlı bir etki görmek istemediğim için KD burada yok. Sadece MD, BD ve FD'miz var değiştirebildiğimiz. MD de dediğim gibi hissettiğim kütle, hissettiğim sönüm, ekstra olarak bana uygulanan kuvvet ve buna karşılık bir hareket gözlemliyorum. Müdahale edemediğim bir hareket. Bunun için de yine kuvvet bazlı impedans kontrol denklemini elde etmişim. Şu genel tork denkleminden. Dedim ki bu makaleyi incelerseniz burada detaylı olarak açıklayacağım. Hatta bizim az önce biraz sonra göstereceğim, son derste göstereceğim makalelerimizde de yine onu nasıl elde ettiğini gösteriyoruz. Yani siz bir MATLAB açtınız, Simulink dosyası. Simulink dosyası içinde şu modeli kurarsanız kutucuklarla vesaire, işte bu tork girişini sisteme gönderdiğiniz tork bu. Sisteme gönderdiğiniz torku hesaplamak için işte bu M'leri, başka ne var sistemin kendi işte sürtünmesini, yer çekimi etkisini, ağırlık merkezi noktalarını, işte varsa santrifüj, teksel ve sikletlerde santrifüj gözlemlenmez ama Coriolis gözlemlenir. O etkiyi hesaplayıp katsayılarına girip bu MD ve desired olan D parametrelerini de ayarlanabilir bir şekilde getirip kurarsanız o sistemi, işte dışarıdan gelen kuvveti bir sensörle ölçüp onu bir sensör girdisi olarak verirseniz, çalıştırdığınızda bu MD, BD ve FD'lerin değişimine göre siz orada sistemin hareketini gözlemleyebilirsiniz. Yani şu denklem sizin işinizi tam olarak görür. Kuvvet bazlı veya konum bazlı da bu denklem işinizi görecektir. Bir de ek bilgi olarak şunu söyleyeyim. Hibrit impedans kontrolü var. Bu aslında çok basit bir mantığı var. Bu da gene şu an aklıma gelmiyor yazı şeyleri. Bu ortaya koyan araştırmacının isimleri aklıma gelmiyor. Hibrit impedans kontrolü diye yazarsanız çıkar. Burada da konum ile kuvvet bazlı arasında geçişi sağlıyor. Nasıl bir S katsayımız var. Bir birim matrisimiz var.
bu S'i 0 yaptığımızda S 0 iken 1 eksi 0, 1 burada F'de katsayısı kalıyor. Dolayısıyla F'de denklemde kalıyor. Yani kuvvet bazlı empedans kontrol. S'i 1 yaptığınızda 1 eksi 1 0 F'de gidiyor. Buradaki S kalıyor. Onun bazlı. Şuradaki F kalıyor. Yani şu kısaca. Kuvvet bazlı ile konum bazlı arasındaki denklem arasındaki geçişi şu S'i 1 veya 0 yapmaya göre sağlıyor. Yani öyle bir birleştirmişler ki bu iki denklemi. S'i 0 yaptığınızda şu XD'ye gidiyor gördüğünüz gibi. Şu yaptığınızda şu KD'ye gidiyor. Şu şurası komple gidiyor. Yani konum bazlıya ait olan katsayıların hepsi gidiyor S'i 0 yaptığınızda. Şu gidiyor XD'ye gidiyor. Ve kuvvet bazlı empedans kontrolünün katsayıları kalıyor. 0 yaptığınızda ise de pardon ne dedik az önce? Kafam karıştı. Konum demin 1 iken şunlar gidiyordu. XD'ler, XD'ler, KD'ler gidiyordu. Kuvvet bazlısı kalıyordu. S'i 0 yaptığınızda ise FD'ye kalıyor. Şunlar gidiyor ve konu kuvvet bazlı empedans kontrolünün katsayıları kalıyor. Yani kısaca ikisini birleştirip S ile bağlayıp S'in 1 veya 0 olması durumuna göre değişkenlik sağlıyor. Ne işimize yarıyor? Örneğin aynı uygulama içerisinde aynı robot çalışırken çeşitli girdilere göre ben konum bazlıyla kuvvet bazlı arasında geçiş yapmak gerekiyorsa öyle bir ihtiyacım varsa bu hibrit empedans kontrol denklemini kullanıp o S'i sadece değiştirerek sistem çalışırken S'i sadece değiştirerek veya çalışmazken de yani bir aynı kontrol yapısı içerisinde halletmek istiyorsanız bütün süreci burada S'i değiştirip S'de oynayıp konum bazlı kuvvet bazlı arasında geçişi yapabilirsiniz. Aynı denklemler sadece birleştirip çeşitli düzenleme yapmışlar. Mesela bir empedans kontrol uygulaması şurada görebiliyoruz. Bizim bu geliştirdiğimiz diagnomat adlı sistemde. Ne görüyoruz? Çok düşük bir kuvvetle sistemi hareket ettirebiliyorum. Şimdi empedans kontrolü mantığını biraz anlattık. Denklemden bahsettik. Hangi katsayıları değiştirdiğimizden bahsettik. Kütleyi, sönümü veya yay etkisini değiştirip hareketi gözlemliyordum. Şimdi burada önemli noktalar var. Bazı modellerken, empedans kontrolü modellerken bazı önemli noktalarımız var. Kritik noktalar. Şimdi ne dedik? Sistemin kendi sahip olduğu, dinamiğinden dolayı sahip olduğu çeşitli dinamik parametreler var. Nedir bu? Kendi ataleti, sürtünmesi, işte sönümü, yer çekimi etkisi, işte varsa yay etkisi gibi özellikleri var. Şimdi ben bunları düzgün tespit edemezsem eğer, sistemin kendi sahip olduklarını düzgün hesaplayamazsam, onun üzerine kurduğum bu empedans kontrol yapısı doğru olmayacaktır. Çünkü zaten ben orada bu dinamik parametrelerin kendi sahip olduğu dinamik parametreleri tam olarak denklemin içerisinde kullandığım için, eğer buradaki M yanlışsa veya işte yer çekimi etkisi yanlışsa, sürtünme yanlışsa bütün denklemindeki bu yazdığım MD, BD'lerin bir anlamı olmayacak. Doğru sonuç vermeyecek. O yüzden bu sistem parametrelerini yüksek doğrulukta tespit etmem gerekiyor. Ya işte matematiksel hesaplamalarda ya da deneysel yöntemlerle, biraz sonra bahsedeceğim bir tane deneysel yöntemin örneğinden de, bunları hesaplamam kritik. Arzu edilen parametrenin probleme yönelik doğru tespiti. Bu da önemli. Hangi parametreyi hangi aralıkta değiştirmem gerekiyor? İşte rehabilitasyonda kullanacaksam hangi parametreler benim için kritik? Bunların işte egzersizde bir zorluk seviyesi belirliyorsam o parametrelerin de doğru olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Bunun için işte uzmanlardan yardım alınabilir. Literatürdeki daha önce yapılmış çalışmalarda ne yapılmış, hangi aralıklarda hangi parametreler tespit edilmiş bunlara bakabiliriz. Veya deneme yanılmayla kendimiz de yine bunları tespit edip belirleyebiliriz. Donanım noktasına geldiğimizde ise düşük ataleti ve yüksek verime sahip motor kullanımı son derece önemli. Çünkü yine motorun eğer kendi sahip olduğu atalet değeri çok değişkense, işte düşük kaliteli motorlarda doğru işte hesaplayamadıysak veya katalog değerleri yoksa ve verimi düşükse, işte burada yani %70-80 civarı verim bizim için iyi olarak tanımlayabiliriz.
daha düşük verime sahip motorlarda yine belirsizliklere yol açabileceği için bu verim değişimi. Yine bu en başta söylediğim bu genel denklemimizdeki bazı parametreler değişken veya yanlış olacağı için yine orada belirlediğim impedans parametrelerinde yaptığım değişiklikleri tam olarak gözlemleyemeyebilirim. O yüzden etkili bir impedans kontrolü için kullandığım motorun öncelikle çok kaliteli olması lazım. Yüksek verimli ve düşük backlash redüktörü kullanımı. Yine redüktör kısmında da bir verim bizim için önemli. Ne kadar yüksek motorun aldığı hareketi, hızı torka çevirirken daha doğrusu ne kadar yüksek oranda çevirebiliyorsa benim için o kadar iyidir. Ve düşük backlash. Backlash dediğimiz nedir? Motorda herhangi bir enerji yokken elimizde milini çevirmeye çalıştığımızda bir boşluk hissederiz. Çok küçük bir boşluk olur. Bazılarına çok küçük, bazılarına biraz daha büyük. O backlash'in mümkün olunca küçük olmasını isterim ki oradaki yine genel denklemdeki hareket parametrelerindeki x, x dot veya x double dotlarda backlash olduğunda 0.1 derece bile olsa bir hatalı konuma gidiş veya hatalı bir girişe karşılık hatalı çıkış, konum çıkışı almış olurum. Ne kadar büyürse o backlash değeri. Bazı motorlarda 1 derece, 2 dereceye kadar çıkabilir. Pardon, redüktörlerde. Ne kadar büyürse benim yine oradaki genel denklemindeki parametrelerinde hatalı olmuş olacaktır. Amacım oradaki parametreleri en yüksek doğrulukta elde etmek. O yüzden bu kriterler benim oradaki parametreleri doğru elde etmemi engelleyecek kriterler. Tabii burada maliyet önemli. Şimdi backlash, düşük backlash'li redüktör almaya kalktığında fiyatlar çok daha katlanarak artıyor. Veya işte fırçasız DC, fırçasız servo motorlarda verim yükseldikçe tabii ki maliyet artıyor. Orada işte maliyet ihtiyaç dengesini iyi hesaplayıp mühendislik açısından bakıp donanımları seçmemiz gerekir impedans kontrolünde. Sensörlerin diğer işte kuvvet sensörü, dışarıdan girilen F değerini ölçtüğümüz kuvvet sensörünün örneğin veya işte konum ölçtüğüm encoder'ın yüksek çözünürlük ve doğruluk değerine sahip olması gerekiyor. Bu da kritik öneme sahip. Örneğin kuvvet sensörünü çok gürültülü bir sinyal alıyorsam ne yapacağım? Filtre kullanacağım. Filtre bir gecikme yol açabilir. Bu bir dezavantaj. Hatta çok büyük dezavantaj. Eğer bir gecikme oluyorsa zaten sistemde kararlı bir çıkış elde edemem. O yüzden yine kaliteli bir sensör kullanmam gerekiyor. Burada yine maliyet devreye giriyor. 10 kata kadar mesela aldığınız bir kuvvet sensörü bir aralığını belirlediniz. Ölçüm aralığını. Aldınız. Bir birime alabileceğiniz bir sensör de bulabilirsiniz. 10 katı birime sahip bir sensör de bulabilirsiniz. Tabii aradaki fark nedir? Bir, doğru çıkış vermesi. Tekrarlanabildiğinin yüksek olması. Yani bir kuvvet uyguladınız, çektiniz, tekrar uyguladınız. Tam olarak yine aynı değeri vermesi. Gürültü seviyesi çok önemli. Bunlara bağlı olarak yine maliyet değişecektir. Ama burada kritik nokta yüksek çözünürlük ve yüksek doğruluğa sahip, düşük gürültüye sahip sensörlerin kullanımı. Örnek olarak bir Maxon firmasının motorlarını biz genelde kullanmıştık şimdiye kadar. Farklı motor tipleri de var tabii ki. Solaber, işte Türk üretimi motorlarımız da var. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Motor kataloğunu açtık. Tabii nominal voltaj, işte yüksüz durumdaki hız, yüksüz durumda çektiği akım, çıkabileceği nominal hız, işte nominal uygulayabileceği tork, yük halinde uygulayabileceği tork vesaire bunlar önemli. Zaten en başta bunları hesaplayıp belirliyorsunuz. Ama onun yanında dediğim gibi verim çok önemli. Yani bu verdiği parametrelerini hangi oranda verebiliyor? Değerleri hangi oranda verebildiği önemli. %80 civarı genelde iyi olarak kabul ediliyor. İşte tork sabiti önemli. Bu impedans kontrol olarak değil de yani kontrol olarak zaten tork sabitini biliyor olmamız gerekiyor tam olarak. Ki ona göre verdiğim akıma karşılık tork sabiti şudur. Motora verdiğim akıma karşılık aldığım tork değeri. İşte bir birim, bir amper verirsen mesela burada neymiş bu? 27-27-63 model için konuşursak 1 amper verdiğimde 24.3 milinewton metre alıyormuşum motordan. Tabii bu düşük görünüyor şu an.
Ama bunu ben redüktörle büyüteceğim. Zaten 24.3 milinewton-metreyi katlayacağım. Ondan da bahsedeceğim. Mekanik zaman sabiti, bu da önemli. Verdiğim tepkiye karşılık, yani gönderdiğim akıma karşılık ne zaman ben bu tepkiyi alacağım motordan? Ne kadar hızlı olursa o kadar tabii ki benim için iyi. Buradaki değer şudur. 4.73 mesela görüyoruz. Sistemin, yani motorun yüksüz durumda çıkabileceği maksimum hızın neymiş? No load speed. 9340 RPM dakikada, 9340 devirmiş. Bunun %60'ına, %63'üne çıkması için geçen süre. Tamam, yani 6000 devir civarına çıkması 4.73 milisaniye sürüyormuş. Saniyenin 1/4 gibi. 1/5'ine yakın. Bu ne kadar düşük olursa bu süre, ne kadar hızlı çıkıyorsa yani bu hedef hıza, o kadar benim için iyi. Ne kadar kaliteli motor kullanırsam da bu değerler o kadar iyi olacaktır. Çünkü niye önemli bu? Ben bir sinyal gönderiyorum. Bir örnekleme frekansıyla. Eğer geç tepki veriyorsa motor, yine istediğim etkiyi göremeyeceğim impedans açısından baktığımızda veya başka kontrolcü olarak düşünelim. Yine istediğim etkiyi göremeyeceğim. Çünkü sistem beklediğim, ben çünkü hesaplamayı yaparken sürekli gerçek zamanlı olarak düşünüyorum. Yani o gecikmeyi göz ardı ediyorum çoğu zaman. Onu denkleme katmak biraz zor. Bozucu etki. O yüzden ne kadar bunlar sıfıra yakınsa, mümkün olduğunca hızlıysa ve yani verimi yüksekse, benim gözlemlediğim, impedans kontrolde gözlemlediğim, istediğim hareketi görebileceğim. Redüktörde de yine aynı durum geçerli. Tabii redüktörü seçerken o demin söylediğim gibi milinewton metreden ne kadarlık bir torka ihtiyacım var ve buna göre ne kadarlık bir dönüştürme yapmam gerekiyor. Yani hızdan kısıp İdealde 1/10'luk bir redüktör kullandığımda ne yapıyoruz? Hızı 10 kat düşürüyor, torku 10 kat yükseltiyor. İdealde tabii ki bu. Beklerim redüktörden, değil mi? Hızı 10 kat düşürür, torku 10 kat yükseltir. Yani burada gördüğümüz, nerede görmüştük onu? Şu tork sabitinde. Örneğin 1 ampere karşılık 24.3 milinewton-metre ise 1/10'luk redüktör taktığımda 243 milinewton-metre görürüm. Burada işte ihtiyacım olan tork değerine göre dönüştürme oranını belirliyorum. Reduction. Çok farklı dönüştürme oranları var gördüğünüz gibi. Mesela dikkatini çeken bir nokta nedir? Şurada bakalım. Göstereyim. Şimdi dönüştürme oranı düşükken verimimiz şurada baktığımızda %75, yani 1/23'te, 1/20'lerde, 1/10'larda, 1/30'a kadar 1/75. 33'te de yine 1/75. Biraz daha yükselmiş. 50'lere, 60'lara, 80'lere gelmiş. %70'e düşmüş. Niye? Daha fazla sayıda dişli, daha büyük dişli, daha çok sayıda dişli kullanıyorum. Aslında bu redüktörün mekaniğinden kaynaklanıyor. Ne kadar fazla kullanırsam içeride o kadar sürtünme oluşacak. Bir enerji kaybı oluşacak. O yüzden verim düşecek, giderek düşer. Büyüdükçe mesela 700 kat çeviriyor. Yani hızı 700 kat düşürüyor. Torku 700 kat arttırıyor bu redüktör. %60'a düşmüş verim, gördüğünüz gibi. Yani buradaki hesabın %60'ını gerçekleştirebiliyor. Burada da yine redüktörümüzü seçerken tamamen probleme, elde etmek istediğim çıkışa, elde etmek istediğim torka, hıza göre motorumu ve redüktörümü seçmem gerekiyor. Ve backlash değerini görüyoruz az önce bahsettiğim. Sistem boştayken 0.8 derecelik bir boşluk hissediyormuşum motor redüktör milinde. Yine bu büyüdükçe 1'e doğru çıkmış. 1 derece her ne kadar şey olmasa da, ben düşük hissesek de 1 derece yine içimizi görecek seviyede bir boşluk değeri. Başka neydi bizim için önemli? Sensörler, az önce bahsettiğim gibi kuvvet sensörü, tork sensörü. Çünkü dışarıdan uygulanan kuvveti veya torku bir şekilde ölçmem gerekiyor ki denklemdeki yerine koyayım o değeri. Tabii bunun için farklı yöntemler var. Yani motorun çektiği akımdan
kuvvete dönüş için çeşitli yöntemler vesaire var ama çok efektif olmuyor empedans kontrolde onlar. Çünkü tam doğrulukta ölçmek istiyorum. Çok hassas bir şekilde ölçmek istiyorum ben uygulanan kuvveti. O yüzden bir sensör kullanmam gerekiyor sistemin girişinde. Hastayla veya dış dünyaya temasta olan yerde. Bunun çeşitli modeller var. İşte ölçüm aralığına göre değişen. İşte artı eksi 20 Newton, 200 Newton, 5 kilo Newton. Neye ihtiyacım varsa ona göre ölçen sensörlerim var. Bunları ihtiyaca göre bir rehabilitasyon robotunda kullanmak istiyorsam bir hasta en fazla ne kadar kuvvet uygulayabilir? Veya bir sağlıklı insan en fazla ne kadar kuvvet uygulayabilir? Bunları literatürden bakıp uzmanlarla görüşüp belirliyorum. Yine bir güvenlik katsayısıyla işte 10 birim belirlediysem alırken 15 birimlik sensör alıyorum ki yani ekstra durumlar için de bir boşluğum, bir şeyim olsun. Güvenli aralığım olsun. Çünkü sistemi tasarladık, tam ucu ucunu yaptık ama ekstra bir durum oluştu. İşte adam iki eliyle birden bastırmaya çalıştı. Veya işte hiç tahmin edemeyeceğim işte birisi geldi bastırdı. Bu sensörlerin çünkü diyor ki maksimumun %20'sine kadar dayanır. İşte maksimum 100 Newton'sa 120 Newton'a kadar dayanır sonra bozulur gibi durumları var. Onların hepsini düşünüp mühendislik açısından bakıp düşünüp bütün ihtimalleri göze alıp sistemi tasarlamam gerekiyor. İşte encoder kullanacaksam işte mutlak encoder mı şey mi artırımsal mı yani bulunduğu konumu her zaman reel konumunu tutuyor mu enerji kesilip geldiğinde incremental'lar ne yapar? O an bulunduğu konumu sıfır konum alır. Mutlak encoder da bellidir bütün açı değerleri. Daha fabrika çıkışı olarak bellidir. Bu işte bu hangisinden gerekiyor? Bunu belirlemem gerekiyor. İşte tork sensörü ise tork sensörü. Hızı direkt ölçmek istiyorsan konumdan hıza veya ivmeye geçiş değil de türevini alarak değil de ben direkt hızı ölçmek istiyorum diyorum. Çünkü türevi alırken de yine bir bozulma oluyor şeyde sinyallerde. Direkt takometre kullanabilirim. Hız çıkışı veren veya direkt ivmeyi mi ölçmek istiyorum? İvme sensörü kullanırım gibi ihtiyaçlarımı belirleyip gereksinimlerimi belirleyip donanımlarımı seçiyorum ve artık neye geliyor olay? Sistem parametrelerinin belirlenmesini. Bunun için de bir kullandığımız yöntem hakkında bilgi vereceğim burada. Şimdi sistem parametresinin belirlenmesi demek en başta o gösterdiğin denklemdeki sabit katsayılar, sistemin kendi sahip olduğu özelliklere ait ataretinin, sönümünün, yay etkisinin, sürtünmesinin, yer çekimi etkisinin, yer çekimi etkisi neye göre olur? Ağırlık merkezinin bulunduğu noktaya göre. Ağırlık merkezinin X, Y veya Z konumlarındaki ağırlık merkezinin X, Y ve Z konumlarını vesaire bulmak için ya oturup elle hesaplayacağım. Bunun için çeşitli yöntemler var geliştirilmiş literatürde. Ya da deneysel olarak yani bir hareketi yaptırıp o hareketten elde ettiğim sonuçlara göre bulmam gerekir. Burada da bizim kullandığımız bir yöntem vardı. Sievers tarafından 96 yılında ortaya atılmış bir yöntem. Deneysel olarak sistem parametrelerinin belirlenmesi. Bunu da yine aratırsanız literatürde bulunur. Bulabilirsiniz. Orada bir yöntem önermiş. Bundan kısaca bahsedeceğim şimdi. Şimdi yine bizim sistemin genel tork denklemini, tek serbestlik dereceli bir robotik manipülatörün tork denklemine bakalım. Burada M atalet, G yer çekimi, M, R, C, Y ile bahsettiğimiz, gösterdiğimiz parametre. Kalemle göstereyim. Yer çekim ivmesi. Şu ağırlık merkezinin Y'deki konumu, şu ağırlık merkezinin X'deki konumu, şu viskoz sürtünme, bu da Coulomb sürtünme. Şunlar zaten açısal konum demiştik. Açısal hız, açısal ivme. Şimdi bu yöntemde şunu söylüyor bize. Ben diyor, bunlardan bazılarını ölçebilirim. Yani ben bir robotik manipülatör düşünün, tek serbestlik derecede dönüyor olduğu yerde. Ben bunu bir yörünge belirleyip hareket ettirirsem bu hareket sonucunda ben neyi ölçebilirim? Encoder üzerinden açısal konumu. Onun türevini alıp açısal hızı, onun da türevini alıp açısal ivmeyi ölçebilirim direkt olarak.
diyor. Ve ben bunları bilirsem eğer, Q'yu, Q'datı, Q'datı bilirsem, G'yi biliyorum zaten. Gerçek ivmesi belli. Ben bildiklerimi, şu genel denklemde bildiklerimi bir vektör halinde yazarım. Bilmediklerimi de bilinmeyenler vektörü olarak yazarım. Bunun ikisini çarparsak yine yukarıdaki tork denklemini elde ediyorum. Sisteme verdiğim torku da biliyorum diyor. Bu hareketi gerçekleştirirken, bu yörüngeyi takip ederken sisteme vereceğim torku da biliyorum diyor. T'yi biliyorum. Şunları ölçüyorum. Şunu bulmam gerekiyor. Ne yaparım diyor. 5 bilinmeyen mi var? 5 denklem elde edersem, 5 tane sonuç elde edersem ideal yani teoride. Ben bu şeyi çözerim diyor. Yani bilinmeyenleri bulurum diyor. Ama 5 denklem biraz yetersiz kalabiliyor çünkü doğru yüksek doğrulukta elde etmek istediğim için doğru sonuç veremeyebiliyor. O yüzden diyor ki 5'ten fazla elde edeyim ben bunları. Kısaca ne yapıyorum? Bir yörünge belirliyorum. Optimum yörünge. Neye göre optimum? İşte konum aralığını belirliyorum. İşte ne kadarlık bir hızda hareket edecek ve ne kadarlık bir ivmeyle hareket edecek. Bir yörünge belirliyorum. Mesela burada biz 12 saniyelik bir yörünge belirlemişiz. Örnekleme frekansımız da 1 kHz. Ne olur? 12 bin tane veri elde ediyorum. 12 bin tane noktadan veri alıyorum. Şimdi bu neyi sağlıyor bize? Elimde 12 bin tane çıktı var. 5'ti ideali. Yani teoride 5 tane yeterliydi ama 12 bin tane elimde tork girişine karşılık hız, konum, pardon. Tork girişine karşılık konum, hız ve ivme değerleri var. Dolayısıyla bilinenler neydi? Tork, hız, konum, ivme. Bilinmeyenler de şurada gösterdiğim atalet, ağırlık merkezinin x, y konumu, viskoz sürtünme ve kulomb sürtünmeydi. Ve bunları ben bilinmeyeni P vektörüydü. Bir tork Y, W'da bu hızların olduğu vektör. P'yi çekersem burada şu denklemi elde ediyorum. Buradan elimde 12 bin tane sonuç var. Bunları en küçük kareler yöntemiyle bir regresyon yöntemiyle hesaplarsam sonuç olarak ben burada bu bilinmeyenleri elde etmiş oluyorum. Ne yaptım? Deneysel olarak elde ettim. Hesap yapmama gerek kalmadı. Sadece şuradaki vektör işlemlerini yaptım. 12 bin tane olduğu için bir grafik olarak bunu görebiliriz. En küçük kareler yöntemiyle bir regresyona soktum ve sonuç olarak bu bilinmeyenleri 12 bin tane çıktığı üzerinden hesaplamış oldum. Biz gençlerimiz sistemde bunu kullanmıştık, bu yöntemi. Yani gayet iyi sonuç verdim. Bunu doğrulamak için Lagrange yöntemiyle de yani elle hesaplama yöntemiyle Lagrange ile de hesaplayıp bunu doğrunu teyit etmiş idik o zamanlar. Zaten bu makaleyi okursanız orada da bir robot manipülatör üzerinde bu gösterdiği yöntemi uygulayıp sonuçlarını yine teyit etmiş. Bu mesela birçok geliştirdiğiniz robotik sistemde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yöntem. Tabii bu yörünge takibi yaptırırken bir PID kontrolcü de yine burada kullanabilirsiniz. Bu yörüngeyi tam doğrultuda takip etsin diye. PID kontrolcünün çıkışında yani bir simulink diyagramı oluşturdunuz. Bir veri toplama sistemi üzerinden robotu hareket ettirdiniz. Ölçtünüz. Ölçtüklerinizi kaydettiniz. Torku, motora verdiğiniz torku ve motordan ölçtüğünüz motor diyorum robottan. Robota verdiğiniz torku ve robottan ölçtüğünüz konum, hız ve ivme değerlerini kaydettiniz. Bu şekilde çözdüğünüzde aradığımız dinamik parametreleri elde ediyoruz. Şimdi buraya kadar sorusu olan varsa sorsun. Yoksa bir ara verip bu empedans kontrolünün fizik tedavide nasıl kullanılacağını geçelim. Var mı sorusu olan? O zaman 10'u 5 geçe tekrar devam edelim.
Evet, devam edelim arkadaşlar. Şu an ekran görünüyor mu? Değişiyor mu ekran? Yani şu an ana ekran. Şu an değişiyor hocam. Şu an değişiyor. Tam ekran görünüyor değil mi şu an? Tam ekran mı? Evet, tam ekranda hocam. Tamam. Şimdi dersin başında bahsettiğimiz, bizim bu Erhan hocamızla birlikte benim doktora tezim kapsamında geliştirdiğimiz sistemin detaylarını anlatacağım. Orada hem bir zeki sistem nasıl olur, enflans kontrolü nasıl kullanılır, devamında da bu geliştirilen sistemden nasıl yapılan yayınlar nasıl yapılır onu bahsedeceğim, ondan bahsedeceğiz. Şimdi sistemin genel blok diyagramına baktığımızda bizim burada asıl amacımız şuydu. Biz terapötik egzersizleri, rehabilitasyonda ihtiyaç duyulan terapötik egzersizleri bir robotik sistem ile gerçekleştirebiliyoruz. Fakat bunun bir de teşhis kısmı var. Bunu gidip hastanede gözlemledik. Doktorlar işte hasta nasıl geliyor, neye ölçüyorlar, neye bakıyorlar, hangi kriterleri göze alıyorlar. Bunları gözlemledik ve dedik ki biz aslında geliştirdiğimiz bu sisteme teşhis kabiliyetini de niye katamayalım? Öyle bir kontrolcü geliştirelim ki sistem gelen kişinin eklem hareket açıklığı veya kuvvet değerlerindeki eksiklikleri tespit etsin, buna yönelik bir sonuç ortaya koysun ve bu sonuca yönelik bir yapılması gereken, uygulanması gereken hareketler vesaire nedir? Hangi egzersizler uygulanması gerekiyor? Hangi parametrelerin uygulanması gerekiyor? Bunları tespit etsin ve sonuç olarak da gerekli bu egzersizleri uygulasın. Bunu yaparken de ya elde ettiği sonuçları bir uzmana göndersin ve bu uzmandan aldığı cevaba göre uygulasın istedik. Çünkü sonuçta sağlık olduğu için için içinde tamamen bu sistemleri bırakmak çok doğru olmayacak. O yüzden doktor uzman onayından geçtikten sonra biz burada uygulamaları yaptırmayı modelledik. Bunun için de tabii ki bir merkezli zeki kontrolcümüz var. Burada kullanıcı olarak tanımadığımız kişi uzman olmasına gerek yok. Hastanın özelliklerini işte boy, kilo, kol uzunluğu, kol çapı vesaire bunları ölçebilecek, sisteme girebilecek herhangi bir kişi burada görev alabiliyor kullanıcı noktasında. Robotik platformumuz var. Diagnobot olarak isim tescilini aldığımız bir egzersizleri gerçekleştiren ve ölçümleri yapan bir platform. Bir mobil uygulamamız var. Bu uzman, kontrolcü ve hasta arasındaki iletişimi sağlıyor. İşte hastaya egzersiz sonuçlarını, terapi sonuçlarını, bir sonraki seans planını, günün saatini vesaire gönderiyor. Doktora ise hasta özelliklerini, sistemin gerçekleştirdiği değerlendirmeleri, bunların sonucunda elde ettiği çıktıları gönderiyor ve uzmandan onay, ret veya değişim kararını alıyor. Yine zeki kontrolcüye aktarıyor. Sistemin genel çalışma mantığı bu. Biraz daha detaya girelim. Sistemin mekanik yapısına baktığımızda, burada tabii akademik prototip olduğu için çok görsel olarak albenisi olan bir sistem olmasa da hedeflediğimiz egzersiz tiplerini tam olarak gerçekleştirebilen bir sistem ve aynı zamanda ölçümleri de yapabilen bir robotik sistem. Üzerinde servo motorlarımız var, encoderlarımız var açı ölçümü, konum ölçümü için. Kuvvet ve tork sensörlerimiz var. Ve üç hareket için, üst uzuva ait, bilek ve ön kola ait üç hareket için fleksiyon, ekstansiyon, ulnar radyal deviasyon ve pronasyon, supinasyon hareketlerini ayrı ayrı, üç ayrı ünitede gerçekleştirebiliyor. Döner tabla dönerek hastanın önüne geliyor. Hangi egzersizi, hangi hareketi yapacaksa. Hasta kolu, bu kol sabitleme ünitesine bir mengene yapısı gibi buraya sabitleniyor. Sağda gördüğünüz EMG cihazı üzerinden kas kasılma seviyeleri istenirse alınabiliyor. Ve egzersizler bu 3 manipülatör üzerinde, 3 tek serbest, 3 tane tek serbestlik dereceli manipülatör üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Sağda gördüğümüz yapıyla ise de hastanın sıkma kuvveti, el için sıkma kuvvetinin ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Şurada bir kuvvet sensörümüz var.
Bu kuvvet sensörüne uygulanan kuvvete göre sıkma kuvvetini belirliyoruz. Burada hareketleri ayrı ayrı göstermişiz. Bu üstteki iki tanesi pronasyon süpürasyon, yani bileğin ön kolun döndürme hareketi için geliştirilmiş. Bu tasarımı hastanedeki tecrübelerimiz sonucunda gerçekleştirdik. Çünkü felçli hastalarda özellikle şu sağda gördüğümüz kavrama hareketi yapılamıyor. Ellerini kapatıp bunu tutamıyorlar. O yüzden bunları el tutma hareketi değil de el ayasının olduğu kısımdan mengene gibi bir sistemle sabitleme olarak tasarladık bunu. Şu kavrama hareketini gerçekleştiremeyen hastalarda bu şekilde egzersizi gerçekleştiriyoruz. Aşağıda da fleksiyon ekstansiyon hareketi, sağa ve sola doğru eli hareket ettirebiliyor. Burada bir şurada kuvvet sensörümüz var. Tek eksenli. Bu da ulnar radyal deviasyon, yine sağ ve sola doğru hareket ettirebiliyor. Burada da yine bir şurada bir kuvvet sensörümüz var. Ve motor döndürme ekseninde bunun için motor döndürme eksenimiz. Üsttekinde şu mavi kısım tork sensörümüz. Yine arka tarafında motor bağlı ve döndürme hareketini burada da yapıyoruz. Şimdi zeki dedik. Bu zekiliği nereden biz karar verdik buna? Skoda tarafından ortaya atılan bir makalede bir sistemin zeki olması için gereken özellikler tanımlanmış ve bunlar literatürde kabul gören özellikler. Nedir bunlar? Algılama, bilgi toplama, öğrenme, sonuç çıkarma, karar verme ve uygulama. Biz bunu geliştirdiğimiz sistem üzerinde nasıl yapıyoruz? Sensörler ile konum ve kuvvet algılıyoruz. Veri toplama kartlarıyla bunları kontrolcüye aktarıyoruz. Öğrenme algoritması çalıştırıyoruz. İçerisinde veri tabanları ve istatistiksel yöntemler de var. Bir sorun çıkarma işlemi gerçekleştiriyoruz. Hastaya ait kuvvet ve eklem hareket açıklığı eksikliklerini belirliyoruz. Burada yüzdesel olarak diyoruz ki bu hastanın fleksiyon yönündeki hareketinde %60 eksiklik var. Normalden %60 sapma var. Veya işte pronasyon torkunda %47 sapma var, %47'lik bir eksiklik var diyoruz ve bunu bir ortaya koyuyoruz. Sonra bu sonuca göre karar verme uyguluyoruz. Egzersiz türüne ve parametrelerine karar veriyoruz. Buradan yine uzmanlardan aldığımız bilgileri kullanarak oluşturduğumuz bir kural tabanımız var. Bu kural tabanına göre buna karar veriyoruz. Uygulama noktasında robotik manipülatörlerimiz ile gerekli terapatik egzersizleri uyguluyoruz. Sonuçlarını yine kaydediyoruz. Ve bunlara ek olarak, bu belirlenen özelliklere ek olarak adapte olma, yani toplumdaki popülasyon değişikliğine veya farklı toplumlardaki bireylere uyum sağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirdiğimizi de anlatacağım detaylı olarak. Ve son olarak da iletişim kurma özelliğini de biz buraya ekledik. Mobil uygulama üzerinden hasta, kontrolcü ve uzman arasındaki iletişimi sağlayabiliyoruz. Ve dolayısıyla bunların hepsine birden sahip olduğu için bu sisteme biz zeki diyebildik. Şimdi kontrolcü kısmındaki blok diyagrama baktığımızda ise genel olarak gördüğümüz genel kontrolcümüz bu. Bunun içinde çeşitli bloklar teşhis için, farklı bloklarda tedavi için görev alıyor. Burada kırmızıyla gösterilen bloklarımız teşhis işleminde görev alıyor. Mavilerde tedavi amacıyla görev alıyor. Şimdi teşhis kısmını biraz inceleyelim. Şimdi burada şuradan bir kalemle çıkarayım. Öncelikle hasta geldi. Kullanıcı bu hastanın ölçümlerini yapıyor. İşte boyunu, kilosunu, kol uzunluğunu, kol çapını ölçüyor. İşte yaşını, adını, soyadını, cinsiyetini, iletişim bilgilerini vesaire sisteme giriyor kullanıcı. Merkezi işlem birimi bu değerleri aldı. Şimdi öğrenmesi gereken, yani ölçmesi gereken başka neler var? Hastaya ait mevcut eklem hareket açıklığı ve kuvvet değerleri. Bunları nasıl alıyoruz? Hastayı robota bağlıyoruz. Ki diyoruz ki şu yönde kuvvet uygulayın, şu yönde elinizi hareket ettirin gibi yönergeleri takip ediyor. Ve buradan aldığımız, ölçtüğümüz, sensörlerden ölçtüğümüz değerleri yine merkezi işlem birimine gönderiyoruz. Eklem hareket açıklığı ve kuvvet verilerini. Encoder ve kuvvet sensörlerinden ölçtüğümüz değerleri.
Merkezi işlem biriminde şu anda ne var? Hastanın genel bilgileri ve eklemlerine ilişkin ölçümleri. Şimdi bu aşamadan sonra asıl teşhisi başlatıyor. Ne yapıyor? Bizim bir sağlıklı insan veri tabanımız var. Bu veri tabanında bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz var. Çok detaya girmiyorum. Bir sonraki slide'da onu anlatacağım. Burada aslında sağlıklı insanlara ait özellikler var. Yani eklemlerinde kuvvet ve eklem merkez açıklığı eksikliği oluşturabilecek bir hastalığı veya hastalık geçmişi olmayan kişilerden topladığımız verilerimiz var. İşte bu nedir? Kilosuna, boyuna, işte uzuv boyutlarına göre kişilerin sahip olduğu eklem hareket açıklığı ve kuvvet değerlerini kaydettik. 150 kişiden, ilk olarak 100 kişiden almıştık test kapsamında. Sonra makalemizi yayına gönderince hakemler dedi ki 100 kişi az, onu arttırın. Sonra 150 kişiden aldığımız verilerle bu sağlıklı insan veri tabanını oluşturduk. Bu tabii sürekli değişen dinamik bir yapı. Yani bu veri tabanına sürekli, eğer bu sistem uygulamada olduğunu düşündüğümüzde, sürekli bu veri tabanına veri akışı olacak. Bunlar aynı zamanda bulut veri tabanında da kayıtlı ki diyelim ki İstanbul'da bir hastanede bulunan robot var, bir tane Ankara'da bir hastanede bulunan robot var, bir tane Fransa'da hastanede bulunan robot var. Hepsi elde ettiği bu ölçtüğü sağlıklı insan verilerini aynı bulut veri tabanına atıyor ki oradaki veri tabanı hızlı bir şekilde genişlesin. Ve lokal ve global kayıtlarımız var. Lokalde kaydettiklerinde lokaldeki o zaman içerisinde veri geldikçe değişen yapıyı görebilelim, bir de globalde görebilelim. Bu şekilde robotun sağlıklıyla hastayı ayırt edebilebilmesi için gerekli olan verileri biz burada sağlık insanlarından alıp sağlık insan veri tabanına aktardık. Şimdi sistem ne yapıyor? Burada ölçtüğü, hastanın ölçtüğü verileri istatistiksel analiz ünitesi olan şu kısım, korelasyon ve regresyon analizörlerine gönderiyor. Şimdi korelasyon analiz ünitesine sağlıklı insan veri tabanı da bağlı. Ne yapıyor? Her teşhis aşamasında, her teşhis işleminde buradaki sağlıklı insan veri tabanındaki verileri alıyor ve korelasyona bakıyor. Yani hasta kişilerin, sağlıklı insanların boy, kilo ve kol ölçülerine göre kuvvet ve eklem hareket açıklığı değişimlerini inceliyor. Hangileri arasında korelasyon varsa, işte boyla mı, boyla kuvvet arasında mı, veya kiloyla kuvvet arasında mı, kol boyuyla kol çap arasında mı ilişki var? Bunlara tek tek bakıyor. Diyelim ki kilo ile kuvvet arasında yüksek korelasyon var. Tamam diyor, bu alıyor bu bilgiyi. Regresyon analiz ünitesine gönderiyor. Regresyon analiz ünitesinde ise buna göre, bu belirlenen korele olan büyüklüklere göre denklemler oluşturuluyor. Regresyon analizi yapılıp işte kilo ile fleksiyon kuvveti arasındaki ilişkiyi veren bir denklem veya kol çapı ile atıyorum fleksiyon eklem hareket açıklığı ile ilişki varsa buna ilişkin bir denklem elde ediyor. Regresyon analiz ünitesinde elde ediyoruz regresyon işlemi yaparak. Sonra buna ilişkin denklemleri verdikten sonra bu denklem katsayılarını biyomekanik parametre çıkarım ünitesine gönderiyoruz. Bu denklem katsayılarını. Şimdi bu denklem katsayılarında ne var? Kilo, işte bu hastanın, kişinin en başta kaydettiğimiz verilerine ilişkin katsayılar var. Örneğin kiloyu alıp yerine koyacağız. Aslında bunu sonraki saatlerde daha detaylı anlatacağım. Orada göstererek anlatacağım. Burada kısaca mantığını anlatıyorum. Denklem katsayılarını buraya attık, biyomekanik parametre çıkarım ünitesine. Merkezi işlem birimi de hastanın sahip olduğu cinsiyet, yaş, boy, kilo, kol ölçülerini buraya gönderiyor. Burada denklem içerisinde bu katsayılar yerleştirilip hesaplanıp sonuç olarak istenen kuvvet, tork ve eklem hareket açıklığı bilgisini gönderiyor. Yani bu kişinin, gelen kişinin sağlıklı olsaydı hangi kuvvet ve tork veya eklem hareket açıklığı değerlerine sahip olacaktı bilgisini buraya gönderiyor. Merkezi işlem birimi de olması gereken ile ölçtüğü değerleri karşılaştırıyor. Fark varsa arada o farkları tespit edip telepatik egzersiz veri tabanına gönderiyor. Az önce söylediğim gibi, yani fleksiyon kuvvetinde %40'lık bir
fark var. Ekstansiyon ekleme hareketi açıklığında %70'lik bir fark var. Vesaire. Bunları tek tek hesaplayıp ortaya koyup terapatik egzersiz veri tabanına atıyor. Orada da uzmanlardan aldığımız bilgilerden oluşturduğumuz bir kural tabanı var. Diyor ki işte fleksiyon eksikliği %50 ile %60 arasındaysa ve şu 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 eksiklik bununla bunun arasındaysa şunu yap, şu egzersiz. İşte bunun gibi 800'den fazla kural var içerisinde. Bu hangi kurallara giriyor? Aslında bu uzman sistem ve yapısı aslında buradaki. Yapay zekada gördüğümüz. Buradaki tespite göre, yaptığı kural tespitlerine göre uygun egzersiz tipini ve parametrelerini belirliyor bu ünite. Ve bunu gene merkezi işlem birimine gönderiyor. Sonuç olarak ne yaptık bu kısımda? Hastanın genel bilgilerini girdik. Robot üzerinden ölçümlerini yaptık. Sonra istatistik analiz ünitesinde sağlıklı insan veri tabanındaki o an bulunan verilerle analizler yapıldı. Korelasyon olan büyüklükler tespit edildi. Bunlara göre bir regresyon analizi yapılıp denklemler elde edildi. Bu denklemler gönderildi. Hastanın değerleri, kişinin değerleri yerlerine kondu, hesaplandı. Olması gereken kuvvet torp ekleme hareketi açıklığı bulundu. Var olan ile hastanın ölçüklerimiz ile olması gerekenler arasındaki fark alındı. Bu farka göre kural tabanımıza gidildi. Oradaki ilgili kurallardan sonuçlar elde edildi. Hangi egzersizlerin uygulanması ve hangi parametrelerin uygulanması gerektiği tespit edildi. Dolayısıyla doktorların yaptığı aslında bu değerlendirme ve teşhis aşamasını biz sistemiyle yapmış olduk. Burada şunu diyebilirsiniz. Ya bu korelasyon analizini biz niye sürekli yapıyoruz? Bir kere yapalım. Denklemler belli olsun. Aynı denklemleri içine koyup hep bulalım. Yani şu aşamayı niye her seferinde yapıyoruz? Şimdi şundan dolayı burada kısıtlı sayıda veri olduğu için ve toplumlar değişken yapıda olduğu için zamanla bu sağlıklı insan veri tabanındaki değerlerin davranışı değişebilir. Yani biz şu aşamada 100 kişiden aldığımız veriyle bir korelasyon yakalamışızdır. Ama zaman geçti 10 sene sonra, 20 sene sonra veya Türkiye'de yaptık, gittik Amerika'da yaptık sonra veya işte Polonya'da yaptık. Daha farklı bir davranış gösterebilir buradaki veriler. O yüzden bu veri tabanının genişlemesini ve farklı bölgelerde uygulanabilir olmasını, yani adapte olma özelliğini de sağlayabilmek için, zamana ve bölgeye adapte olma özelliğini sağlayabilmek için biz dedik ki bu veri tabanı sürekli güncellensin ve güncellenmeye bağlı değişiklikleri de hesaba katabilmek için bu analizleri her seferinde yapalım, her teşhis işlemini yapalım ki bir değişiklik olursa veya diyelim ki korelasyon çıkıyor ama veri sayısı çok arttığı zaman veya farklı insan verileri de eklendiği zaman bir korelasyon elde etmeyebiliriz burada. Korelasyon çıkmayabilir. O zaman bu geri kalan kısımlar işleme sahip olmayacak. Orada işte belki yapay zeka tabanlı bir yöntem kullanılacak vesaire. İstatistik işimizi görmeyebilir o durumda. Sistem çıktı vermesin o zaman. Desin ki işte yok korelasyon analizi sonucunda bizim bir ilişki yakalayamadık. Sistem çıktı veremiyor. En son ki değerlerimi alalım yoksa sistem çıkış vermesin gibi bir kullanıcıya dönüp de burada yapabiliriz. Amacımız burada değişimleri, popülasyondaki değişimleri göze almak, dikkate almak. O yüzden burasını sürekli her teşhis işleminde yapıyoruz. Şimdi burada genel olarak bahsettik. Bir de ünitelere şimdi detaylı bakalım. Sağlıklı insan veri tabanını oluşturma aşamasında 20-30 yaş arası 55 erkek 45 kadından aldığımız verileri kullandık. Bağımlı değişkenlerimiz yani bu bağımsız değişkenlerden etkilenen değişkenlerimiz eklem hareket açıklığı ve eklem kuvvet torkları. Bağımsız değişkenler ise etkileyen değişkenler ise yaş, cinsiyet, boy, kilo ve kolun periferik ölçümleri yani kolun uzunluğu ve kol çapı bağımsız değişken olarak tanımladık. Beyaz yaka meslek grubunu aldık çünkü o da etkileyen bir faktör olduğunu düşündük. Mavi yakada vesaire farklı etkiler görülebilir. O yüzden homojen olması için belli bir yaş aralığı ve meslek grubunu odaklandık. Korelasyon analizi ünitesinde dediğim gibi
V tabanındaki verileri alıyoruz, korelasyona bakıyoruz. Bağımlı değişkenler üzerinde en etkili bağımsız değişkenleri tespit edip regresyon edilmesini görüyoruz. Şimdi burada bizim 100 kişiden aldığımız verilerle erkek 55 kişiydi. Erkeklerden aldığımız 55 veriyle yaptığımız korelasyon analizi sonucunda ne elde etmişiz? Boy ile örneğin baktığımızda boy ile fleksiyon kuvveti arasında 0.48'lik bir korelasyon var. Ekstansiyon kuvvetiyle 0.57'lik. Yani 0.6'dan düşük olanlar yeşille gösterilmiş. 0.6 ile 0.79 arasında olanlar maviyle gösterilmiş. 0.8 ve daha büyük olanlar kırmızıyla gösterilmiş. Yani yüksek dereceli, çok yüksek dereceli ve orta dereceli korelasyon. Orta dereceli yeşil, yüksek dereceli mavi, çok yüksek dereceli kırmızı. Biz burada referansımız şuydu. Yüksek ve çok yüksek dereceli korelasyonlar bizim için önemli. O yüzden boy değişkeni bizim için kullanılabilir bir değişken değil. Çünkü orta dereceli bir korelasyon var. Kiloya baktığımızda biraz daha yüksek korelasyon görüyoruz. Yüksek dereceli korelasyon ve hatta ulnar deviasyon için çok yüksek dereceli korelasyonu görmüşüz kiloda. O yüzden kilo bizim için kullanılabilir bir değişken. Yüz kitlenin eksene bakmıyoruz çünkü o zaten boy ve kilonun türevi olduğu için sadece bilgi amaçlı konulmuş. Kol boyu bakıyoruz çok düşük. 0.30'larda, 0.20'lerde hatta. Kol boyunun bir etkisi olmadığını görüyoruz. Kol çevresinin yine orta dereceli bir korelasyona sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz burada yaptığımız analiz sonuçlarına göre kilo ve kol çevresini biz bu sistemde hesaplama yapmak için kullanabiliriz dedik. Tabii burada kiloyu ve kol çevresini şöyle sınırlıyoruz. Bazı kilo seviyesinden sonra bizim aldığımız aralıkta çok obezite özelliği taşıyan denek yoktu. Ama uzmanlar yaptığımız görüşme şöyle söylediler. Kilo belli bir yerden sonra artık bu kuvvet değerlerini negatif etkilemeye başlayabilir dedi. O yüzden kiloyu belli bir değer aralığında olduğu zaman bu şekilde alın dediler. Onu da biz algoritmamıza kattık. Yani obeziteye kaymayacak şekilde normal kilo aralığında ki kişiler için geçerli bu hesaplamalar. Ne yaptık? Bu ikisini belirledik. Arasında bir ilişki var. Bir lineerlik var. Ve buradan regresyon analizine geçiş yaptık. Olmasaydı buradan, hiçbirisine çıkmasaydı ilişki, o zaman ne yapacaktık? Bu yöntemi kullanamayacaktık. Regresyonla vesaire hesaplayamayacaktık. Orada artık yapay zeka yöntemlerini geçerek işte yapay sinir ağ olur vesaire farklı yöntemler olur. Bunları kullanarak sonuç elde etmeye çalışacaktık. Şimdi regresyon analizinde biliyorsunuzdur. Kısaca üzerinden geçeyim. Tek değişkenli olduğunda y eşittir a artı b x artı u olarak tanımlayabiliriz. Nedir burada? Y bağımlı değişkenler, yani etkilenen değişkenler, ekran hareket açıklığı ve kuvvet değerleri. X bağımsız değişkenler, etkileyen değişkenler, yani kilo ve kol çevresi bizim için hesapladığımız değerler için bunlar. B regresyon katsayısı, yani x'teki değişime karşılık y'de ne kadar değişim olduğunu belirliyor. A sabit sayı ve u hata terimimiz olarak görüyoruz. Yani x'teki x sıfır olduğunda ne kadar y var? Y'nin ortalama değeri buradaki a. Çok değişkenli ise de birden fazla bağımsız değişken varsa da bizimkindeki gibi a1, a2, x1, x2 diye yerleştiriyoruz. Birinci bağımsız değişkenimizin katsayısı a2, ikinci bağımsız değişkenimizin katsayısı a3, sabit sayımız yine a1. Yani x1 ile x2 sıfırken y'nin ortalama değerini ifade eden a1 kaç tane varsa buna göre hesaplayıp amacımız hesaplamak. Yani bu a1, a2, a3 katsayılarını bulmak aslında bizim regresyon analizindeki amaç. Bunun için bizde 6 tane kuvvet değeri olduğu için burada şunu söyleyeyim. Ekran hareket açıklığı değerleri literatürde yer aldığı için normal değerler. Onun için bir hesaplama yapmamıza gerek kalmadı. Yani orada normal olması gereken değerler zaten belli. Kuvvet değerleri için belirsizlik var. Onun için de hesaplama yapmamız gerekti. 6 tane olduğu için bir matris haline getirdik bunu. 6'ya 6 bir matris.
Şurada iyi görürüz. Fleksiyon kuvveti eşittir buradan baktığımızda. A1 katsayısı artı kilo çarpı A2 artı kol çevresi çarpı A3. Mesela pronasyon torkumuz E1 artı kilo çarpı E2 artı kol çevresi çarpı E3, bildiğimiz matris. Amacımız burada A1'i, A2'i, A3'ü, B'leri, C'leri, E'leri, F'leri hesaplamak. Bunları hesapladığımızda artık ben gelen kişinin kilosuyla A2 katsayısını çarpıp A1 ile toplayıp kol çevresiyle A3'ü çarpıp toplarsam olması gereken fleksiyon kuvvetini bulurum. Zaten amacım oydu. Onu bulursam geri kalan kolay. Hesaplayıp eksikliğe tespit ederim. Regresyon analizi yaparak bu katsayıları buluyorum kısaca. Sonra regresyon analizi ünitesinden denklem katsayıların geliyor hesaplanan. Merkezi işlem biriminden de boy, kilo, vücut kitle indeksi ve kolay ölçüleri geliyor. Biyomekanik parametre çıkarım ünitesi hangisi, boy, kilo, şunlardan hangisi denklem içerisinde yer alıyorsa onları denkleme koyuyor ve sonuç olarak istenen, olması gereken kuvvet, tork ve eklem hareket açıklığı bilgisini bana üretmiş oluyor. Tamam, elimde artık olması gereken var. Merkezi işlem biriminde de hastalığın ölçülen değerler vardı. Robot üzerinden ölçtüğüm değerler vardı. Bunu birbirinden çıkarıyor, yüzdesini alıyor ve eksiklik yüzdelerini hesaplıyor. Ne kadar eksikse o kadar tek tek her bir eklemin eklem hareket açıklığı ve kuvvet değerlerine ilişkin eksikliği belirliyor. Bunların hepsini terapötik egzersiz veri tabanına gönderiyor. Terapötik egzersiz veri tabanında ne var? Kurallar. Örneğin bir örnek kural vermişim burada. Eğer diyor fleksiyon yönünde aktif eklem hareket açıklığım eksikliği %10'un üzerindeyse ve yine fleksiyon yönünde aktif eklem hareket açıklığı eksikliğim pasif eklem hareket açıklığı eksikliğinden büyükse ve pasif eklem hareket açıklığı eksikliği F max ise aktif yardımla egzersiz yap. Ne demek şimdi bu? Diyor ki aktif ve pasif aslında fark şuydu eklem hareket açıklığında. Aktif de hasta kendi getirebiliyordu. Diyelim ki normalde ben fleksiyon yönünde elimi 90 derece kadar açabiliyor olayım. Atıyorum. Hasta 60 derece kadar kendi getirebiliyor. Geri kalan 30 derece kısmına götüremiyor. Bu aktif hareket eklem hareket açıklığı 60 derece. Pasif ise bir dış kuvvet ile açabildiğim nokta. Diyelim ki genelde felçli hastalarda maksimum hareket açıklığını dış kuvvetle getirebilirim 90'a. Ama kontraktür olan spastiziteye sahip hastalarda ise buraya getiremiyorum. Bir dirençle karşılaşıyorum. Eklemde çünkü fiziksel bir engel var eklemin kendisinde. O yüzden burada aktif ile pasif arasındaki ilişkiye bakmışım ki eğer eklemde bir fiziksel problem varsa burada aktif yardımını kullanamam. Germe egzersizi yapmam gerekir. O yüzden demişim ki eğer aktif ile pasif bir aktif pasiften büyükse ve pasif Fmax ise yani Fmax dediği eklemin kendi doğal maksimum hareket açıklığı. Pasif olarak maksimuma getirilebiliyorsa germe yani demek kontraktür yoktur. Aktif yardımla egzersiz yap. Yani hasta kendi yapabildiği yere kadar kendi yapsın. Eksik kalan kısmı robot almasın. Tipi egzersiz bu. Bunu yap demişim. Yani burada o cümleyle söylediğimi şeye çevirmişim. Kurala çevirmişim. Mesela germe olsaydı germede yine aktif hareket eklem açıklığı eksikliği %10'dan büyük. Burada aktif ile pasif birbirine eşit. Eklemde bir kısıt olduğu için hasta buraya en fazla buraya kadar getirebiliyor. Ve aktif pasiften pasifin %5'i kadar, bunu da yine doktorlar söyledi bize. Aktif pasifin %5'i kadar fazla olsa da kabul. Yine eklemde kontraktür olduğunu gösterir bize demişti. O yüzden bu
bu değere kadar ise eşit veya bu değerden büyükse eklemde kontraktür olduğunu gösterir ve eklemin zorlayarak açılması gerekir. Yani o fiziksel engeli yok etmek için, açmak için, yumuşatmak için ekleme ekstra kuvvet uygulayıp zorla açmak gerekir demek. Onun için germe egzersizi uygula demişiz burada. Bunun gibi 800'den fazla kural var. Bir değer daha kuralımız şu. Burada parametre belirlemek için koyduğumuz bir kural. Eğer germe egzersizi belirlemişsen diyor kuralda. Birinci sette pasif eklem hareket açıklığının 5 derece fazlasına kadar zorla demişiz. Buna göre doktordan aldığımız bilgi, uzmandan aldığımız bilgi. Dedi ki işte 5 engelin olduğu nokta 60 derece ise 60 dereceye kadar getir. 5 derece yani 65 dereceye kadar zorlayarak götür. Dediği için biz burada 5 dereceyi sabit olarak belirlemişiz. İzometrik egzersiz ise yani sabit bir engele karşı iş yaptırmak istiyorsam da ilk sette kuvvetin yarısıyla iş yap demiş. İkinci sette kuvvetin %75 ile iş yap demişti. Son sette de kuvvetin %100 ile kuvvet dediğimiz hasarın ölçülen ilk geldiğinde ölçtüğümüz kuvvet değeri fleksiyon yönündeki. Yap demiş. Yani burada terapötik egzersiz veri tabanının özü şu. Doktordan aldığımız bilgileri işte şuysa şu, şu buysa bu, şuna bak, bu egzersiz için şuna bakalım. Eğer sonuç bunun arasındaysa bunu yapalım dediği sözel ifadeleri kurala dökmüşüz. Tek tek işte V'lerle, V'larla kurallara döküp artık gelen eksiklik derecelerine göre bütün kuralları tarıyoruz. Hangi kurallara aitse, hangi kurallara uyuyorsa onun içine girip yap dediği şeyleri de artık çıkış olarak sisteme veriyoruz. Sonuçta benim elimde ne olmuş oluyor? Yapmam gereken egzersizler ve parametrelerini elde etmiş oluyorum. Ne oldu? Bütün bir süreç geldi. Ölçtüm, değerleri aldım, hesaplamamı yaptım. Aslında uzmanın yaptığı işi sisteme yaptırmış oldum. Uzman yaparken de hastanede, örneğin burada hasta deneylerimiz var. Kişi geliyor hastaneye. Doktor işte ölçüyor, açı ölçerle. İşte elimi sık diyor. Veya işte elinde bir dinamometre var, bunu tut sık bakayım diyor falan. Onları ölçerek yine zihnindeki bilgileri, tecrübelerini kullanarak bir sonuca varıyor ve şu egzersizi yapsın diyor. Fizyoterapistler de o egzersizleri uyguluyor. Biz de bu sistem ile bu süreci modellemeye çalıştık. Şurada şeylerin neredeydi ya? Egzersizlere geliyoruz. Şimdi sonra tabii bunu yaptık da uygulamada işe yarıyor mu yaramıyor mu onu test etmemiz gerekti. Bunun için de hastane Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde hocalarımızla görüştük ve bir model geliştirdik orada, deney modeli. Hastayı aldık, hastaneye götürdük. Orada doktor, hekim ölçümlerini yaptı, sonucu ortaya koydu. Bir kağıda yazdı, bize verdi. Biz sonra aynı hastayı alıp götürdük, labda robota bağladık. Robot ölçümleri yaptı, sonuç ortaya koydu ve bu sonuçları karşılaştırdık. Ne kadar örtüşüyor. Yaptığımız yayınlarda da bunu ortaya koyduk. Tam doğrulukta doktorların verdiği sonuçların hepsini sistemde verebildi. Dolayısıyla biz bu sistemi teşhis amaçlı, değerlendirme amaçlı kullanabiliriz dedik. Şimdi örnek bir hasta için sistemin çalışma mantığını görelim. Şimdi hastada brachial plexus bölgesinde bir kesi olmuş. Kesilme meydana gelmiş. Erkek 28 yaşında, boyunu ölçmüşüz 1.76, kilosu 78, kol boyu 25, kol çevresini ölçmüştü yine 25. Dominant eli, günlük hayatta kullandığı eli solmuş. Tedavi ettiğimiz el yine sol. Çünkü burada da yine bu da bir etkileyen parametre. Sürekli günlük yaşamda kullandığımız uzuvlarımızda kullanmadıklarımıza göre daha farklı bir kuvvet çıktısı elde ediyoruz. O yüzden bunu da bir kural olarak şeye koyduk sisteme. Meslek beyaz yaka. Bizim için uygun bir meslek. Geldi hasta. İsmini girdik arayüz üzerinden. Yaşını, boyunu ölçtük. Girdik. Kaydete bastık. Kaydettikten sonra tek tek hastayı robota bağlayıp işte sıkma kuvvetini ölç dedik. Ölçtük. Fleksiyon yönündeki eklem hareket açıklığını ölçtük. Ekstansiyonunu ölçtük.
belli bir değerin altında değer ölçüyorsak pasifi de ölçmek gerektiğini söylemişti doktorlar bize. Pasifi de ölçün ki sistem kendi düşük kuvvetle götürebiliyorsa pasifi açık demektir. Götüremiyorsa, takılıyorsa demek ki pasifi kapalı demektir ki burada demin bahsettiğim kontraktör yapısı vardır. Orada germeli açmamız gerekir. Bunu tespit etmek için ekstansiyon yönündeki ölçtüğümüz kuvvet değeri düşük, açı değeri düşük olduğu için bunu pasifini de ölçtük. Pasifte açılabildiğini gördük. O yüzden demek ki burada kontraktör yok dedik. Fleksiyon kuvveti, ekstansiyon kuvveti tek tek hep bütün kuvvet ve eklem arkada çıktı. Bunu tek tek ölçtük, kaydettik ve teşhise git butonuna basarak teşhis kısmına geldik. İlk kısım ölçümdü. Sol üstte yaptığımız ölçümleri görüyoruz. Yapılan ölçümler. Teşhis et butona bastığım anda bu az önce bahsettiğim istatistiksel analizler, hesaplamalar, terapatik egzersiz veri tabanına gidip kurallara bakmalar vesaire hepsi yapılıp sonuçları veriliyor. Eksiklik yüzdeleri verilmiş. Ne demiş? İşte fleksiyonda %8.75'lik bir eksiklik var. Ekstansiyonda %21.1'lik var. İşte bunlar kuvvette %87.5'lik bir eksiklik var. Radyalde 59.4 var. Tek tek vermiş. Tam dediği eksiklik yok demek. Ya işte %10'un altındaysa doktorlar şey demişti bize. %10'un altındaysa eksiklik bu bir güvenlik aralığı olsun. Yani %10'un altındaysa eksiklik çok o uzuv için tedaviye gerek yok. Normal diyebiliriz demişti. O yüzden mesela burada fleksiyon yönündeki eklem arkada açıklığı eksikliği %10'un altında olduğu için burada egzersiz vermemiş. Aktif yardımlılığı da sıfır. Yani egzersiz uygulama demiş. Ekstansiyonda 70 derecelik bir aktif yardımlı egzersiz uygulasın demiş. 22 Newton'luk bir izometrik egzersiz. 15 Newton'luk bir yine izometrik egzersiz ekstansiyonda. 44 Newton'luk bir izotonik egzersiz uygula demiş. Ve 30 Newton'luk izotonik egzersiz ekstansiyonda uygula demiş. Tek tek bütün uzuvlar için, hareketler için vermiş. Burada uzmana gönder butonuna basıyoruz sonuçlarda. Buraya basmadan şu uygula butonları açılmıyor. Bunlar pasif görünüyor. Uzmana gönder diyoruz. Uzmana gidiyor sonuçlar. Bu yapılan ölçümler, hasta özellikleri, teşhis sonuçları, tedavi önerisi hepsi gidiyor. Uzman bakıyor evde telefonundan, bilgisayarından veya tabletinden. İnceliyor. Evet doğru, düzgün sonuç vermiş. Bu uygulanabilir derse okey diyor. Yok olmamış tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Veya işte bir uzman tarafından yüz yüze kontrol edilmesi gerekiyor düşüncesi varsa da reddediyor. Veya diyor ki hepsi doğru da şurası işte germe 7,5 değil de 7 derece olsun diye düşünüyor. Mesela onu hemen girip düzenle diyor, düzeltiyor, gönder diyor. Ve biz cevabı alıyoruz. Cevap al butonuna basıp. Eğer onaylamışsa bu uygula butonları açılıyor. Ve basarak hastayı robota bağlayıp bunlara tıklayarak tek tek bütün egzersizleri uygulatıyoruz. Sonuçları yine mobil uygulamaya gönderiyoruz. Doktor yine inceleyebiliyor. Ne yapmış olduk? Bütün bir fizyoterapindeki teşhisten tedaviye, değerlendirmeden uygulamaya bütün süreci gerçekleştirmiş olduk. Şimdi biraz da tedavi işleminin kısmına bakalım. Burada tedavide tabii hangi egzersiz yapacağımız vesaire belli oldu. Hangi egzersiz için hangi kontrolcüyü kullanacağım bilgisi var kontrolör içerisinde. İşte PID kontrol mü? Kuvvet tabanlı impedans kontrol mü? Değişken impedans kontrol mü? Bunlara egzersize göre anahtarlama yapıp geçiş yapıyoruz. Gerekli tork değerlerini kontrol impedans kontrolcü modelinden elde edip motor sürücülerine gönderiyoruz ve hastada bu egzersizleri uygulamış oluyoruz. Oyun tabanlı bir egzersiz varsa içerisinde oyun oynatıyoruz. İşte top takibi ise top takibi yaptırıyoruz. Ve bütün sonuçları yine geri beslemeyle geri alıp merkezi işlem biriminde kaydediyoruz. Burada egzersiz tipine göre kullandığımız şeyler var. Kontrol modları var. Pasif egzersizde PID kontrolü kullanmışız. Aktif asistivde değişken anahtarlamalı. Kuvvet bazlı da bunun niye olduğunu söyleyeceğim egzersiz grafiğine geldiğimizde. Kuvvet bazlı impedans kontrolünden PID'ye geçmişiz. Germe egzersizde PID ile götürmüşüz. Aslında burada konum bazlı impedans kontrolü de kullanılabilir. Daha mantıklı olur.
Ama biz burada PID kullanmışız. İçimizi görmüş. Ama konum bazlı impedans kontrolü de hedef konuma gönderme işlemini yine yaptırabiliriz. İzometrik egzersizde PID kontrol kullanmışız. İzotonikte kuvvet bazlı. Rezistiftekine kuvvet bazlı. Değişkende değişken impedans kontrol. Varyorezistifte. Hibritte de değişken artı kuvvet bazlı impedans kontrolü kullanmışız. Şimdi egzersizlerin grafiklerine geçelim. Şimdi pasif egzersizde geçen hafta da hocam söylemiştir. Hastanın herhangi bir iş yapmasını istemiyorum. Zaten büyük oranda yapamıyor. Robot bütün hareketi kendisi tamamlıyor. Kendisi hedef konuma götürüp getiriyor. Burada basit bir PID ile konum kontrol yapmışız. Hatamız 0.2 dereceden az çıkmış. Yani ulnar radar deviasyon hareketi için hastaya artı 30 eksi 30 derece arasında götürüp getirmişiz. Şimdi aktif yardımlı da ne demiştik? Hasta belli bir yere kadar kendi yapabiliyor. Belli bir yerden sonra duruyor. Yapamıyor artık. O noktayı robot almasını istiyoruz. O süreci robot almasını istiyoruz. Bunun için hasta kendi yaparken sistem, hareketi kendi yaparken herhangi bir manipülatör üzerine direnç hissetmesin istiyoruz. Çünkü direnç hissederse yapabileceği maksimumu da yapamaz. Yani elini boşta hareket ettiriyormuş gibi yapsın istiyoruz. O yüzden kuvvet bazlı impedans kontrol modu alıyoruz. Parametreleri en düşüğe getiriyoruz. Hasta elini boşta sallıyormuş gibi, boşta hareket ettiriyormuş gibi hissederek yapabildiği maksimuma kadar getiriyor kolunu. Yani bu da 41.86 dereceye kadar kendisi gelmiş. Hedefim 65 derece. 41.86'da belli bir duraksama olmuş. Bu duraksamayı algılamışız. Kural tabanına sokmuşuz. Ve duraksama sonrasında robot 41.86'dan 64.71'e kendisi götürmüş. Belli bir süre beklemiş. Tekrar sıfıra getirmiş. Yine hasta bu sefer biraz daha yüksek. 43-44 dereceye kadar açmış. Yine bir duraksama görmüşüz. Ve maksimumla robot götürmüş. Tekrar sıfıra getirip bırakmış. Dediğim gibi hasta hareket ettirirken kuvvet bazlı impedans kontrolde en düşük impedans parametreleriyle hareketsiz bölgeyi algılamışız ve PID kontrolü anahtarlarını yaparak maksimumuna getirip hareketi tamamlamışız. Germe egzersizinde de ne demiştim? Kontraktür var. Onu zorlayarak eklemdeki o fiziksel engeli zorlayarak açmam gerekiyor. Bunun içinde prosedürler var. İşte 60 saniye gerip bekletmek, 30 saniye nötre götürüp dinlendirmek ve bunu 10 tekrar yapmak. Bu genel kabul edilen bir prosedür ama tabii hastaya göre bu farklı olabiliyor. Ne yapmışız? 47 dereceye kadar, tam 47 derecede bir kontraktür var. 47 derece kadar götürmüşüz. 47 dereceden 52 dereceye kadar da zorlayarak yüksek kuvvette açmışız. Şurada tork değişimini görüyoruz aşağıda. Kuvveti uyguladığımız tork yükselmiş. Burada 60 saniye boyunca bekletmişiz. Tekrar nötre getirmişiz sıfıra. 20 saniye dinlendirmişiz. Tekrar 45-47 dereceye kadar götürüp devamında zorlayarak 52 dereceye açmışız. Burada yine belli bir oynama olmuş çünkü fiziksel kontraktürde bir yumuşama olmuş çok küçük. Biraz daha fazla açmış ve 60 saniye bekletip yine nötre getirip dinlendirmişiz. Dolayısıyla ben burada germe egzersizini modellemişim. Mesela aktif yardımla da emperans kontrolü düşük emperans parametresine ihtiyaç duymuşum ve onu kullanmışım. Burada emperans kontrol kullanmış olsaydım konum bazlı da emperans parametrelerini gererken yüksek ayarlardım. Çok zorlayarak yani ne olursa olsun aç. Acı olsa da vesaire aç deyip zorlayabilirdim. Ama PID kontrol işimi gördüğü için burada konum bazlı emperans kontrolü kullanmamışım. İzometrik egzersize geldiğimizde ise izometrikte neydi? Belli bir sabit engele karşı iş yapıyordum. İşte elimi masaya bastırmak gibi. Burada da bir prosedürümüz var. Birinci set %50 ile
üzeri dediği hastanın ilk geldiğinde, o gün geldiğinde ölçtüğüm kuvvet değeri. Diyelim 50 Newton'la ölçtüm. Diyorum ki 125 Newton ile birini sette 10 tekrar yap. İşte bunu 175 ile 10 tekrar yap. %100 ile 50 Newton'la 10 tekrar yap. 6 saniye bastırsın, 20 saniye dinlensin. Bir oyun aracı tasarlamışız. Topu işte hedefe götürmeye çalışıyor. Kuvvet uyguladıkça topun konumu hedefe doğru gidiyor. Hedefe geldiğinde sayaç bir artıyor. Böyle bir oyun tasarlamışız. Grafiksel olarak da görmüşüz bunu. 20 Newton'muş hedefimiz. 20 Newton'un geçmesini istemişiz. İzotonik'te herhangi bir hareket olmadığı için sadece hedef konuma götürürken bir PID kullanmışız. Hedef konuma geliyor, sabit duruyor orada artık. Hasta kuvvet uyguluyor o noktada. İzotonik'te ne vardı? Burada bir kuvvete karşı iş yapmasını istiyordum ben hastanın. Burada bir kuvvet var, karşı kuvvet. İş yapmazsa karşı kuvvet bu hasta uzvunu geri götürürdü. Bunun da prosedürü şuymuş. Ölçtüğüm başlangıçtaki kuvvetlerini %100'ü ile onu tekrardan başlıyorum. Diğerinde %50'si ile başlayıp %100'e doğru gidiyordum. Burada %100'e başlayıp %50'ye doğru gidiyorum. 10 tekrarları yapıyorum. Grafiğe baktığımızda ise ne görüyoruz? Şimdi bunu karşı kuvvet dediğim için kuvvet bazlı impedans kontrolü kullanmışız. FD değeri mesela burada 20 Newton'muş. FD'ye görmüştük ya. FD değeri 20 Newton'muş. Yani 20 Newton'u aşmasını istiyorum. Hasta 20 Newton'u aşamadığı bölgede, şu bölgede yani, manipülatör hasta uzvunu geriye doğru ittirmiş. Ekstansiyon yönünde ittirmiş. Amacın fleksiyon yönünde iş yapsın. Hasta 20 Newton'u açtığı anda, kendiği anda yönünü değiştirmiş. Manipülatörü fleksiyon yönünde hareket ettirmeye başlamış. 20 Newton'u düşürdüğü anda altına düştüğü anda yine manipülatör ters yönde uzvu hareket ettirmiş. Açtığında 20 Newton'u geçtiğinde yine fleksiyon yönünde hareket ettirmiş. Bu şekilde ne yapmış oldum? İzotonik egzersizi empedans kontrolüyle modellemiş oldum. FD ne belirlersen ona göre o kuvveti yendiği anda hareketi gerçekleştirebilir hale gelmiş. Aynı dumbbell gibi. Dumbbell'ın ağırlığını yendiğinde hareket yukarı doğru hareket ettirebilirim. Yenemezsem altında kalırsa dumbbell beni ters yönde hareket ettirir. İzotoniği de böyle gördük. Rezistivde de yine kuvvet bazlı impedans kontrolü var ama burada ters yönde bir kuvvet yok. FD sıfır. Ne yapıyorum peki burada? MD ve BD vardı hatırlarsanız. Oradaki kütle veya sönümü değiştirerek hastanın durumuna göre yüksek sönümde, diyelim ki hasta sönümü arttırırsam ne olur? Daha fazla kuvvet gerekir hareket ettirmesi için. Veya kütleyi arttırırsam ivmelendirmesi için daha fazla bir kuvvet gerekir. O yüzden ben burada hasta durumuna göre bir zorluk seviyesi belirliyorum. İşte kolay, çok kolay, orta, zor, çok zor diye. Buna göre bir BD parametresi belirlemişim. Niye BD? Çünkü MD'yi yükselttiğim zaman ilk hareketi vermek zor oluyor. İvmelendirmeyi etkilediği için kütle. İlk hareketi vermek zor olduğu için uygulamada çok efektif olmuyor. Yani hasta uyguluyor hareket etmiyor. Bir anda hareket ediyor falan. Çok efektif olmuyor. O yüzden BD ile oynuyoruz. BD yani sönümü değiştirip hastanın hissettiği sönümü, sürtünmeyi sürekli değiştirebiliyoruz. Örneğin BD'yi burada farklı değerler koymuş. 0-2 iken hasta şu oyun ekranındaki top takip egzersizini ne yapmış? 0.1 Nm ile yaklaşık uygulamış. BD'yi 0.5 yaptığımda biraz daha yükselmiş. BD'yi 2 yaptığımda yaklaşık 0.7 Nm ile çalışmış. BD'yi 3 yaptığımda 1.5 Nm'nin üzerinde çalışmış. BD'yi 4 yaptığımda da 2 Nm'nin üzerine çalışmış. İşte hastanın durumuna göre bunu BD'yi oynayarak egzersiz yapmasını sağlıyorum. Hasta geliştikçe, sonraki seanslarda iyileşmeye başladıkça bu BD'yi arttırarak daha yüksek kuvvetli, daha yüksek bir sürtünmeye karşı iş yapmasını sağlıyorum ve daha iyi gelişmesini sağlıyorum. Bir oyundu. İşte hasta topu mavi, takip edilen top kırmızı. Kırmızı top sürekli yörüngeden hareket ediyor. Maviyle onu takip etmeye çalışıyorum.
BD yükselttikçe daha çok kuvvet uygulayarak takip ediyor. BD düştükçe de daha az kuvvetle bu takibi gerçekleştirebiliyor. Burada biz değişken emperansı da kullandık. Eğer hasta egzersiz esnasında diyelim birinci sette yapabiliyordu, ikinci sette yapabiliyordu, üçüncü sette yoruldu artık, yapamamaya başladıysa, eğer bu top takip mesafesi büyüdüyse diyoruz ki BD'yi düşür. Yapabilir hale gelsin. Çünkü yapamadığı sürece bu mesafe çok büyürse artık bir anlamı yok egzersizin. BD'yi düşür ki yapabilsin. Bunu da değişken empedans olarak kullanabiliyoruz burada. Ne yapmış olduk? Yine rezistif egzersizi biz empedans kontrolüyle modellemiş olduk. FD işime yaramıyordu burada. Çünkü karşı kuvvet uygulamasın. Hasta manipülatöre bir kuvvet uygulamadığı sürece herhangi bir hareket yapmasın manipülatör. Bunu istediğim için FD'yi sıfır yaptım oradaki denklemde. BD ile oynayarak o etkiyi hissettirdim hastaya. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Biz bir rehabilitasyon sürecini hem zeki algoritmalarla hem de empedans kontrolüyle yöntemleriyle kullanarak sürecin hepsini modellemiş olduk. Uygulamış olduk. Şimdi buraya kadar sorunuz var mı? Sorusu olan yoksa bir ara verelim. 11'i 5 geçeye kadar. Sonra yayınlar üzerinden biraz inceleyelim. Yayınlarda neleri yazdık, neleri yazmadık, hangi noktaları açıkladık. Bu da hem tecrübe olmuş olur sizin için de. Nasıl bir makale yazılır vesaire tecrübesi olmuş olur. Kısaca bir bakarız. İki tane yayın üzerinden inceleriz. Ve bugünkü dersi bitiririz. Görüşmek üzere 11'i 5 geçin.
Evet arkadaşlar, devam edelim. Şu an ekran görünüyor mu? Ekranda bir PDF dosyası olması lazım. Görünüyor hocam. Şimdi bu anlattıklarımdan iki tane indeksli yayınımız çıktı. Bunlar da konferans yayınları vesaire de var. İlk yaptığımız yayın bu 2018 yılında yapmıştık bunu. Sistemin kontrol ve mekaniğinden bahsettiğimiz kısım. Advanced System Mechanical Engineering dergisinde basılmıştı. Burada biz neden bahsettik? Robotun mekaniğinden, mekanik kısmındaki özgünlükten ve bu anlattıklarım içerisinde bizim şimdi yeni anlatacağım bir kavram, açıya bağlı değişen empedans kontrol modelimizden bahsettik. Bu da yine ihtiyaç nedeniyle ortaya çıkmıştı. Biz şunu fark ettik. Hastalarda kamerayı açayım da. Hastaların elini manipülatör tuttu, hareket ediyor şu şekilde diyelim. Fleksiyon, ekstansiyon hareketi yapıyor. Sıfır pozisyonu şu diyelim. Sıfır pozisyonunda uyguladığı kuvvet ile 90'a yaklaştıkça uyguladığı kuvvet değeri birbirinden farklı. Bunu ölçerek biz ortaya koyduk. Yani burada diyelim 20 Newton uygulayabiliyorsa düştükçe doğrusal, tam doğrusal olmasa da bir kuvvet düşümü oluyor. Siz kendinize baktığınızda öyle hissedersiniz. Biraz daha zorlanıyorsunuz kuvvet uygulamakta. O yüzden dedik ki biz egzersiz esnasında bu değişimi de göze alarak BD parametresini değiştiriyoruz demiştim ya, o BD parametresini sürekli değiştirirsek sıfırdayken yüksek, açı büyüdükçe düşsün. Tekrar büyüdüğünde açı yine yükselsin şeklinde değiştirirsek daha efektif bir egzersiz uygulayabiliriz dedik hastaya için. Ve bunu modelledik burada. Hem mekaniğinden hem de bu kontrol metodundan bahsettik. Tabii introduction kısmında ne yapıyoruz? Olayın genelinden bahsediyoruz, çok laf kalabalığı yapmadan. Rehabilitasyon nedir, niye ihtiyaç duyulur? Bundan bahsediyoruz. Devamında literatür taraması yapıyoruz. Bugüne kadar neler yapılmış bu konuyla ilgili. Biz bunlara ek olarak ne katmışız? Ondan bahsediyoruz. Problemi tanımlıyoruz bunun yanında. Ve introduction'ın son kısmında ise özgün değerden literatürle bağlayarak oradaki yapılanları ve bizim ne kattığımızı bağlayarak introduction kısmını tamamlıyoruz. Sonra ne yapmışız? Bu üst uzuvla ilgili kısa bilgi vermişiz. İlk defa okuyanlar için çok uzatmadan. Sonra Diagnobot'un tasarımından bahsetmişiz. Functional requirements, yani fonksiyonel gereksinimlerimiz neymiş? İşte hareketleri gerçekleştirmek, ölçümleri yapabilmek, egzersizleri uygulamak, iki hastayı aynı anda tedavi etmek, bu da bizim için bir kriterdi. Onun için böyle döner bir yapı yaptık ki bir tanesi burada çalışırken diğeri yan tarafta çalışabilsin. İşte pronasyon süpürasyonunda iki farklı bağlantı yapmak, her bir uzuv için ayarlanabilir olması ve güvenlik açısından gereksinimlerimizi yazmışız. Sonra devamında tasarımlarını göstermişiz. Hangi birim ne, işte motor nerede, sensör nerede, işte tutamaklar neresi, limitler neresi, bunları göstermişiz. Üniteleri göstermişiz. Sonra bu fonksiyonel gereksinimleri karşılamak için neler yapmışız, bunları açıklamışız. İşte her bir hareket için bir tane bir serbestlik dereceli manipülatörler demişiz. Üniteler, ölçüm üniteleri, kullanılan sensörlerden vesaire bahsedip mekaniği tanıtmışız devamında da. Nasıl çalıştığını. Bunları anlatmışız. Hareketleri göstermişiz, ölçüm ünitelerini göstermişiz. Sonra elektronik kısımlardan bahsetmişiz. Elektronik donanım bölümünde. İşte hangi kontrolcüyü kullandık? Kaç tane bilgisayar kullandık? Nasıl bir protokol haberleştirdik? Hangi yazılımı kullandık? Hangi motorları kullandık? Hangi redüktörü kullanmışız? 103'e 1, mesela 103 kat değişen redüksiyon oranına sahip bir redüktörü kullanmışız. Encoder'ından bahsetmişiz. Motor sürücülerden bahsetmişiz. Kuvvet sensörlerimizden bahsetmişiz. Ölçüm kapasitesinden vesaire. Bütün detayları burada vermişiz elektronikle ilgili. Elektronik çalışma mantığıyla ilgili bir blok diyagram koymuşuz. Hangi bir neyi ölçüyor, hangi veriyi döndürüyor.
kimden hangi veri alınıyor, nereye gönderiliyor, hepsini tek tek yazmışız. İşte sensörlerin ölçüm kapasitelerinden bahsetmişiz. Sonra dinamikten bahsetmişiz. Sistemin dinamiğini nasıl çıkardığımızdan bahsetmişiz. Burada referans verdiğimiz, bu 31 numaralı referansımız neymiş? Bugün anlattığım bu Civiverse'ün deneysel parametre tahmin yöntemini kullandığımızı söylemişiz. Sonra nasıl yaptığımızı anlatmışız. Az önce söylediğim gibi bilinmeyen parametreleri tahmin etmişiz. Ve sonuçta robotun dinamik parametrelerini elde etmişiz. Burada bir yerde olması lazım. M işte 0.0277 kilogram metrekareymiş. Fransız sponsor için de tek tek bütün üniteler için vermişiz. İşte viskoz sürtünme değeri hesapları sonucunda bulduğumuz değerleri hepsini burada vermişiz. Ve sistemin dinamiğini ortaya çıkarmışız. Kontrol kısmında da şimdi burada Hogan'ın emperans kontrol metodunu kullandığını söylemişiz. Teorik bilgi vermemişiz. Yani emperans kontrolü nedir? Denklemler nelerdir? Bunları vermeye gerek yok. Çünkü zaten bilinen veya işte merak edenin gidip referanstan bulabileceği şeyler, kitabi bilgileri vermemişiz. Direkt bizim açığa bağlı emperans kontrolüne niye ihtiyaç duyduğumuzu açıklamışız. Denklemleri nasıl elde ettiğimizi, BD'nin nasıl değiştiğini vesaire. BD'nin bu grafiklerde eklemlere göre açı değişimlerine niye ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Sıfır derecede kişi, mesela bu denek 4 Nm uygularken 90 dereceye doğru geldiğinde düşmüş. Hepsinde düşüş görüyoruz. Yani sıfırdan 90'a doğru gelirken bir tork düşüşü var. Eklemde üretilen tork düşüşü var. Bunları görmüşüz. Ve buna bağlı olarak biz buna ihtiyaç duyduğumuzu söylemişiz. Ve BD'yi maksimum minimum değerler arasında değiştireceğimizi söylemişiz. Denklemleri nasıl elde ettiğimizi burada söylemişiz ve modeli ortaya koymuşuz. Sonra dinamik parametrelerin doğrulamasını yapmışız. Burada üst üste belli bir oranda oturttuğumuzu göstermişiz. Devamında deneysel sonuçları, experimental analizleri vermişiz. 5 denek ile uygulamışız. 5 deneyin özelliklerini vermişiz. Egzersizlere göre grafiklerimizi ortaya koymuşuz. Her bir egzersiz için grafikleri vermişiz ve sonuç kısmına gelmişiz. Burada da bu geliştirdiğimiz sistemin kısa bir özetini, elde ettiğimiz sonuçları ve ileriki aşamada yapacaklarımızı açıklayıp makaleyi bitirmişiz. Referansımızı da vermişiz. Bunun devamında bir ayın daha bu sefer burada dikkat ederseniz şeyle ilgili bilgi yok. Teşhisle ilgili. Teşhisle ilgili kısımlar için de ayrı bir. Bunda 2021 yılının Ocak ayında yayınlanmıştı. Ayrı bir yayın yapmıştık. Arkadaşlar çok pardon, bir kapı çalıyor. Dersen sonra. Ya bunu da kontrolcü için, teşhis ve değerlendirme amaçlı kontrolcü kısmı için yayın yapmışız. Burada da yine diğer robotu kullanacağımızı söylemişiz. Bu kontrolcünün ne işe yarayacağından, ne elde ettiğimizden bahsetmişiz. Introduction'da yine öncekinde söylediğim gibi kısa bir problem tanımı, yapılan çalışmalar, bizim bu çalışmalardan ne farkımız var? Bunu hatta burada bir tablo olarak göstermişiz. Örneğin yapılan çalışmada eklem hareket açıklığı değerlendiriliyor, kuvvet değerlendirilmiyormuş. Egzersiz tipi ve parametresi önerilmiyormuş. İşte bazısında kuvvet, bazısında eklem hareket açıklığı var ama şey yok, egzersiz önerisi yok. Bizde hem eklem hareket açıklığı değerlendirmesi var, hem kuvvet değerlendirmesi var, hem de egzersiz tipi ve parametresini öneriyoruz olarak ortaya koymuşuz şeyi. Özgünlüğümüzü. Devamlı Diagnobot'tan kısaca bahsetmişiz. Ünitelerden bahsetmişiz çok uzatmadan. Çünkü asıl kısım orası olmadığı için sadece kullandığımız sistemi tanıtmak için burada. Sonra akıllı kontrolcü kısmını açıklamaya başlamışız. Her bir ünitenin görevini açıklamışız.
burada gösterdiğim blok diyagramı detaylandırmışız. Hangi parametreleri kaydediyoruz, hangisini değerlendiriyoruz, hangisini kullanıyoruz, hangi sonuçları elde ediyoruz. Bunları tek tek açıklamışız. Etik kurul onayıyla deneyleri yaptığımızı söylemişiz. Dediğim gibi burada 100'dü. Son hakem yorumlarıyla bunu 150'ye çıkartıp sonuçları ortaya koyduk. Tek tek üniteleri açıklamışız. Korelasyon, regresyon, biyomekanik parametre çıkarım ünitesi, terapatik egzersiz ünitesi kuralları vermişiz. Örnek olarak kontrolcüden bahsetmişiz. Hangi denklemleri kullandığımızı söylemişiz. Sonuç kısmında da hasta deneylerinden bahsedip yine burada elde ettiğimiz bunu hasta özelliklerini vermişiz. Hastalardan ölçtüğümüz değerler, bu da doktorun ölçtüğü, sistemin ölçtüğü fark gibi. Sistem biraz daha hassas ölçüm yapabiliyor çünkü üzerinde encoder olduğu için çok daha hassas sonuç ortaya koyabiliyor ama doktor gömüyle ölçtüğü için çok yüksek hassasiyette ölçüm yapamıyor. O yüzden bu bir kısım farklılıklar ortaya çıkıyor. Egzersiz önerilerinden bahsetmişiz. Burada eksiklik yüzdeleri, doktor tarafından belirlenen, sistem tarafından belirlenen eksiklikler tablo olarak vermişiz bunda. Üçüncü hasta için önerilen egzersiz tipi ve parametrelerini tablo olarak koymuşuz. Ve conclusion kısmında da sistemin çalışır halde olduğunu, genel çalışmalarda neler yapılacağını vesaire anlatıp bu yayında sonuçlandırmışız. Burada da tablo 7'de de doktor tarafından ve sistem tarafından verilen sonuçları karşılaştırmış. Doktor izometrik demiş, sistem izometrik demiş. İşte range of motion demiş doktor, sistem aktif asistif demiş. Bu aktif asistif bir range of motion egzersizi olduğu için yani bunun bir alt başlığını da vermiş sistem. O da yine uyumlu olduğu kabul ediliyor. Ve doktor önerileriyle %100 oranında denk gelen bir sonuç ortaya koyduğunda burada göstermişiz ve yayınlamışız. Tabii mobil uygulama için vesaire ayrı konferans yayınlarımız vardı. Ama bunlar belli başlı ortaya koyduğumuz bu sistem için yayınlar. Bu şekilde sistemi problem tanımını hastanedeki doktoradan aldığımız ve yaptığımız gözlemlerle belirledik. Eksikliği ortaya koyduk. Ne yapabiliriz konuştuk. Hangi yöntemleri kullanabiliriz konuştuk. Kontrolcüye işte karar verme algoritmalarına karar verdik. Uyguladık. Sonuçları gördük. Gerçek hastalar üzerinde gerekli izinleri alarak deneylerimizi yaptık. Ve sonuçları yayınladık ve böylece bir araştırma sürecini tamamlamış olduk. Devamında tabii ki bunun devamında farklı çalışmaları da yürütme üzerine çalışmalarımız var. Onları da yine devam ediyoruz. Bu haftaki anlattıklarımızla ilgili sorusu olan var mı? Kafanıza takılan veya onun haricinde konudan bağımsız yine alakalı sorularınız varsa ona da alabilirim. Hocam merhaba, ben Abdurrahim. Merhaba. Hocam ben şey sormak istiyorum. Bu sistemlere şeyin bakışı, yani Türkiye ve dünyanın bakışı nasıl oluyor? Yani burada kastığım şu, mesela yapay zeka sistemlerini kullanmaya çalıştığımızda mesela FDA bazı şeyleri, yani yapay zeka black box olduğu için hani onay vermiyor veya problem çıkartabiliyorlar. Bu tarz sistemlerin hani yani klinikte yaygınlaşması, yani bu tarz süreçler ne kadar sürüyor? Mesela bu cihaz yapıldı. Hani bunu Yani hastalar var. Mesela bir hocam hani sosyal medya
şöyle böyle bir parizansal senaryoya yaparken doktora sonra sözü yapıyor. Hastası normal seansa gel gelmiyor. Orta seansa gel. Böyle böyle bir konuda artık yani normalde kadar böyle oluyor. Onun bir isteği oluyordu şeyler hastalarda. Ve gerçekten bir seansa gel geliyor. Tabii bu bir hastalık edilir. Bazı hastalıklarında çok gelmek istememiştim. Ama böyle böyle bir anlaşıya bağlı şeyler var. Tepkiler var ama genel olarak zaten bu sistemlerin içerisinde bir yaklaşımda hemen mavi. Maliyet noktasında daha bazı maliyet yüksekleri görüyoruz de daha bazı yaklaşımlarını göreceğiz. Ama dediğim gibi gerekliliklerin zelsel asma süreçleri çantamız basmasında biraz yazdanlı olmaya süreç. Özellikle bu kanlarla olduğu bir yapaysa yalgan daha da basit teknikalara göre. Ama olmaz yok şu. Bir tane belli. Onların karşılaştığı süreçleri tamamen yapmak süreçleri. Şu aşama aşamada sadece basmasın. İleride o da ulaştır yani bir şekilde. Belki biraz sonra onlar gerekli açıdan çekeceğiz. Onlar bir şey aşamayacağım var ama işte onlar aşamayacağım bizi biz doktora geçmesin nasıl. Mesela sen de hemen hemen olarak varmadan doktorların kararı ortaya koyarak bunu aşmaya çalışalım. Yani ilerlerde dediğim gibi ekranlarının gelişmesi de bir de yani sesinizde galiba bir problem var. Hani diğer arkadaşlar da yazdı. Şey, sesiniz geliyor ama böyle robot sesi gibi geliyor. Onun için Allah. Anlaşılmıyor. Şimdi nasıl? Yok, şu anda düzelmedi bende. Diğerlerimde de. Yani ders anlatırken bir problem yoktu ama ben konuştuktan sonra sizin sesiniz. Şimdi nasıl? Şimdi düzeldi hocam. Mikrofonu değiştirdim tekrar. Yani dediğim gibi burada kabul noktasında çok problem yok. Bir de şu açıdan da problem olur mu olmaz diye düşünülüyor. Hani bu robotik sistemler insanların mesleğini elinden mi alacak? Böyle bir şey mi var diye hani soru işareti olur ya sürekli. Mesela bu alanda öyle bir durum yok. Çünkü burada amaç fizyoterapistlerin veya doktorların yerine geçmek değil, tam tersi onların işlerini kolaylaştırmak, verimi arttırmak aslında. Yani o egzersiz sürecindeki verimi arttırıp o seansta maksimum verimi elde edelim ki hasta 20 haftada iyileşecekse 15 haftada o 20 haftalık gelişimi göstersin ki hem daha hasta için daha az zahmetli olsun hem doktor için daha fazla hastayı görebilsin gibi bir avantajları var. Yoksa hani doktor yerine geçsin, terapistin yaptığı işleri zaten böyle bir şey söz konusu değil. Medikal alanda özellikle. Ama verimi arttırıp işte o maksimum verimi sağlayıp hastanın gelişimini maksimum seviyede tutmak bizim temel amaç. Bu noktada da her doktoradan veya hastadan çok bir direnç yok zaten uygulamada. Ama regülasyonlar tamam. Noktasında da almak gereken yollar var. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka var mı sorusu olan? Buradaki yüksek lisans öğrencisi mi, doktor öğrencisi var mı? Tanıdığım var mı diye bakıyorum. Sanırım yüksek lisans. Soru yoksa o zaman haftaya görüşmek üzere. Büyük ihtimalle hocamızla devam edeceksiniz. Yine bu konularla ilgili aklınıza takılan sorular olursa mail atabilirsiniz bana. İstediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Yani burada chat kısmına yazayım hatta mail adresimde. Enferans kontrol, donanım seçimi, deney prosedürleri vesaire bununla ilgili sorunuz olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz.
O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Rica ederim hocam.